Merhabalar herkese iyi akşamlar. Kant'tan devam edeceğiz eğitim üzerine. Bir iki cümle de okuduk Kant'tan biz. Russo'da ne konuştuysak, ne anlattıysak aynısını devam ettiriyoruz Kant'ta. Tamamen aynı çerçeve üzerine yürütüyoruz. Disiplinden söz ediyordu Kant. Ne diyor? Talim ve terbiye. Burada disiplin kelimesini kullanıyor. <laughs> Hayvan doğasını insan tabiatına doğru değişikliğe uğratır demiş disiplin. Çocuklar söz gelimi önce okula bir şeyler öğrenmeleri için değil fakat daha daha çok sessizce oturup kendilerine söylenenleri gerektiği gibi yapmaya alıştı alışmaları için gönderilmeli. Bunu okumuştuk. Devamında diyor ki disiplinden yoksun yani kendi kendisini sınırlama becerisi gelişmemiş. Demek ki disiplinden de bunu anlıyor. İnsanın kendisini sınırlama becerisini anlıyor. İnsanlar gelip geçici her arzuyu, her hevesi takip etmeye yatkındırlar. Biz de mevzunun iradenin terbiyesi olduğunu söylemiştik. Russo ile birlikte. Demiş ki bunu vahşi kavimler arasında da görürüz. Onlar her ne kadar bir müddet Avrupalılar gibi iş ya da vazifelerini yerine getirseler de hiçbir zaman Avrupalılara, Avrupalıların tarz ve tavırlarına alışamazlar. Artık kimler var kafasında acaba Kant'ın? Ama Avrupalı düşünürlerin her zaman Avrupa'yı bir moment olarak düşünmeleri bilinir bir şeydir zaten. Onlardaki Russo ve diğerlerinin tasavvur ettikleri gibi soylu özgürlük duygusu değil fakat bir tür barbarlık, değiş yerindeyse hayvanlık henüz gelişmemiş insani tabiattır. Dolayısıyla insanlar kendilerini erken yaşlarda aklın buyruklarına boyun eğmeye alıştırmalıdır. Hemen böyle Avrupa dışı geldi. Onlar işte yarı bilinçli oldu, hayvanlar gibi oldu. Ta Aristoteles'ten beri de böyle. Şimdi bu bir tartışma alanıdır. Zaten özellikle Avrupalı olmayanlar, Batılı olmayanlar için bir tartışma alanıdır. Her zaman olmuş yani bu. Çünkü Platon'da öyle bir şey hatırlamıyorum ama muhtemelen vardır yine. Aristoteles'ten beri böyle bir mevzu var. Yani Avrupa'yı bulundukları yeri işte moment olarak alma, merkez olarak alma. Bir tartışmadır bu. Yani bunu mu kastediyorlar? Gerçekten Avrupalılar yani Belli bir ırkçılık olabilir mi? İşte belli bir etnisiteyi mi övüyorlar? İşte Hegel mesela, Germenikler falan diyor. Çok fazla vurguluyor bunu. Acaba bunlar mı? Bunları mı kastediyorlar? Yoksa başka şeyler mi? Bilmiyorum. Bugün konumuz değil. Belki zaman içinde konuşuruz yani. <laughs> i̇nsan ancak eğitimle insan olabilir. Bol bol kitaptan okumaya çalışacağım. Hızlı davranmaya çalışacağım. Çünkü bugün biraz Foucault'dan da söz edeceğim. Hazır böyle disiplin demişken. Foucault'dan da söz edip biraz böyle kronolojimizi bozacağız. İnsan ancak eğitimle insan olabilir. Eğitim kendisinden çıkardığı, oluşturduğu her neyse sadece odur. Yani insanın kendisinden oluşturduğu şey neyse odur. Bunu da Russo'da da söylemiştik yani. Hani eğitim bir biçimde insanın içinde olanı işte ifşa etme, onu yapılandırıp tekrar ortaya koyma idi. Şimdi diyor ki şu halde eğitim sayesinde insan neler olur? Bu kitabın giriş bölümü. Demiş ki bir, önce disipline boyun eğdirilmelidir. Öğrenci önce disipline boyun eğecek. Demiş disiplin denildiğinde bundan her zaman bizim hayvani tabiatımızı ister ister tek bir fert olarak ister toplumun bir üyesi olarak insanda insanlığımızın daha iyi bir duruma gelmesi bakımından sınırlayan tesiri anlamalıyız. Şu halde disiplin sadece serkeşliği yani itaatsizliği demiş dizginleyip sınırlar. Burada işte bazı böyle ben oraları tabi okumayacağım. İşte ödül vermek lazım, ceza vermek lazım, çok şımartmamak lazım gibi şeyleri daha sonra ileride söyleyecek ama eğitim her şeyden önce bu akılda kalmalı Kant için bir disiplin sorunu. Tabii bu iradenin disiplini. Hep konuşuyoruz. İkinci olarak dört madde sayıyor. Yani eğitim sayesinde insan ne olur? Bir disiplin altına alınmalı. İkinci olarak eğitim insanı aynı zamanda kültürle donatmalıdır. Kültür eğitim ve öğretimi için alır. Burada işte e, Bildung'u konuşuyor. Bakın bu kültür yani eğitimde kültür birazdan üst bir başlık olarak da konuşacağız onu e, dikkatinizi çeksin şimdilik çünkü bu daha sonra fihte ve sonrasındaki e, bildung denen kavramı konuşacağız malum belirleyen şeyler bunlar yani demek ki biraz russo e, hemen arkasından kantla yükselişe, yükselişe yükselişe bu. geçiyor kültürel bu. şey e, eğitim yeteneği gün yüzüne çıkaran kültürdür demiş ben hızlı hızlı atlıyorum. Biraz üzerine daha sonradan konuşacağız çünkü. Ve nihayet işte kendisi e, tıpkı Rus oluyor. Rusya'da da 15-16 yaştan sonra eğitim biter filan dönüyordu. Hani irade artık olmuştur. Yani yaptıysanız yapmışsınızdır. Başardıysanız başarmışsınızdır. Kant'ta da ne demiş? Mesela 16 yaşında ulaşılır. Bundan sonra da eğitimin bazı araçlarından yararlanabiliriz. Ve kimi disiplinleri, bakın hep disiplin anlıyor yani, kendi kendimize tatbik edebiliriz. Fakat sözcüğün olağan anlamında eğitime artık ihtiyaç yoktur. 16 yaşından sonra bu iş bitmiştir diye düşünüyor. Tabi bu, bunlarda şeyi düşünmek lazım. Yani insan ömrü o kadar uzun da değil. Hani böyle 50'yi gören adam biraz yaşlanmış oluyor. Yani 50-60'ı gören adam biraz böyle o şeyde olgunlukta görülüyor artık. O yüzden çok erken dönemde işi hallediyorlar diye düşünüyorlar yani. Demiş ki eğitimin 29. paragraf. Eğitimin en büyük meselelerinden biri çocuğun özgür iradesini kullanma yeteneğinin zorunlu sınırlamaya boyun eğmeyle nasıl birleştirileceğidir. Bu kitabın hakikaten ana düşüncesi. Yani Kant'ın talim ve terbiye üzerine diye çevrilmiş kitabın ana düşüncesi bu. N ne var Kant'ın düşüncesinde? Bu biliniyor zaten. Biliyorsunuz. Biz de konuşuyoruz sürekli diğer e, Kant okumalarında. Yani i̇nsan özgürdür. Bunu Russo'da çok konuştuğumuz için buraları biraz es geçiyorum. İnsan özgürdür. Peki sorun nedir öyleyse? Bu özgürlüğü ne demiş buradaki ifadesiyle? Zorunlu bir sınırlamaya, sınırlamaya, boyun eğmeye bu özgürlükle bu sınırlama, bu zorunlu sınırlama nasıl bağdaştırılabilir? Nasıl dengeye getirilebilir? Bu zorunlu sınırlamayı zaten Rusya'da yine konuştuk yani birisi fiziksel bir sınırlama zaten söz konusu. Organları tanıma, onları konu, onların ilişkilerini. E, tanıma, daha sonra benim birey olarak ben olmayanlarla önce hayvan, bitki, neyse e, canlı cansız. Daha sonra diğer benlerle olan ilişkimi anlamam. Bu bir menfi yani olumsuz sınırlama anlamında kullanılıyor. Zaten Kant da diyor ki işin bu kısmı eğitimin olumsuz kısmıdır diyor. Yani bu olumsuzu artık anlaşabiliyoruz bu konuda diye düşünüyorum ben. Olumsuz derken hakikaten menfi anlamını söylemiyor. Hani e, bir negasyonla neyi yapmamalısın üzerinden anlatılan bir eğitim demek istiyor yani. O yüzden eğitimin olumsuz kısmı diyor. Bu hakikaten kritik bir ifade, çok kritik bir ifade. Şimdi ben burada seçkiler yapıyorum bunları birbirine şey yapmak için, bağlamak için. Genel olarak şunu aklımızdan çıkarmamalıyız. İlk dönem eğitim sadece menfidir. Bir başka ifadeyle tabiatın bakın menfiden ne anlaşılıyormuş? Tabiatın tedbirine hiçbir şey eklenmemeli fakat sadece onun tedbirlerinin yerli yerince işleyip işlemediğine bakmalıyız. Burada tam olarak neredeyse Russo Emili de ne söylediyse Kant da benzerlerini söylüyor. Yok kundaklamaydı, yok bilmem neydi, okuma yazmaydı, kelimeleri öğretme, harfleri öğretme, doğru gramer, doğru dil bilgisi nasıl yakalanır, nasıl yakalanmaz filan bu gibi şeyleri kastediyorlar. Ve e, ilgili başlık da zaten eğitimin yani fiziki eğitim üzerine. Demek ki fiziki eğitim Rusya'nın da zorunlu eğitim dediği şeydi. İşte eğitimin ne demiş? Eğitim sadece menfidir derken bu fiziki eğitimi kastediyor. Ne olamazsın, ne yapamazsın. Bu bu gibi şeyleri kastediyor. Daha sonra bu buraların tamamını atlıyorum ben. Yani o kadar çok mesela Yok yani okumaya gerek yok. Ya yani çocukla mütemadiyen oynamak, onu sürekli öpüp okşamak, çocukları bu yorucu, bezdirici bu gibi şeylerden bahsediyor. Nasıl, ne zaman cezalandırırsınız? cezalığın mahiyeti nedir? İşte çok şiddetli olmasın, ödüllendirme verin ama işte e, ne bileyim şey yapmayın, şımartmayın gibi şeyler söylüyor. Bu o yüzden bunlar hani çok ciddi alınacak şeyler olmayabilir benim gözümde. En azından çok kritik değil. O, o yüzden geçiyorum. Şimdi daha sonra eğitimin üçüncü bölümde eğitimden işte kültürün eğitimi kısmına geçiyor. Yani fiziki eğitimi bırakıp kültür eğitimi kısmına geçiyor. Nasıl fizik eğitimi eğitimin olumsuz yönü ise kültür eğitimi de bu defa eğitimin olumlu yönü olacak. İşte zaten kültürden ne anlıyorsunuz? Birey tek başına artık birey değildir. Bir kültürün içerisinde bireydir. Ve eğitimden asıl kast edilen şey de budur. Demek ki merkeze alacağımız şey de daha sonra ruhun eğitimi, ahlakın eğitimi filan gibi bir şeyler başlıklar açacak. Onun zemini kültürel eğitimdir demiş oluyor. Fizik eğitiminin müsbet yönümü, bölümü kültürdür. İnsanı hayvanlardan ayıran budur. Kültür esas itibariyle zihni melekelerin kullanımına dayanır. Ha, Kant böyle anlıyor kültürü. Şimdi bu doğrudan bir sosyoloğun kültürden anladığı tabii ki onunla alakalı ama doğrudan on, şey değil. Onun anladığı gibi bir şey değil. Zihnin melekelerini kullanmaya diyor kültür. Şimdi bizim sosyoloji hocamız Fikret Gezgin diye bir hocamız vardı bizim. Hala da hocalık yapıyor zaten. Şey demişti yani. Hani kültüre böyle sonsuzca tanım getirilmiş demişti. Profesör de hoca gayet de yetkin bir hocaydı. Sonsuzca tanımı vardır kültürün demişti. Ben hepsini taradım ve şunu derim demişti. Kültür hani her şey yok olduktan sonra kalan şeydir demişti. Tabi bunu bir toplum bilimi içerisinde düşünüyor. Ne demek mesela her şey e, yok olduktan sonra savaş oldu ne ne bilim ne oldu işte. Yani dünya kalsın yerinde tabi. Her şey yıkıldı gitti. Binalarınız yıkıldı gitti. Geriye kalan şeydir. Geriye ne kalır? İnsanın dili kalabilir. İnsanın kavram dünyası kalabilir. İnsanın edindiği geçmişten getirdiği tecrübeler kalabilir. Ha bu iyi bir tanım işte. Bunların hepsinin sizde barındırdığı o mekanın adı aslında kültür. Şimdi Kant doğrudan böyle anlamıyor. Kant bunların da altında olduğunu düşündüğü zihnin melekeleri olarak anlamış. Ki ben zaten hani biz bunları çokça konuştuk birinci, ikinci kritikte. Burada temelde de anlamaya Ferstantı, Fernhof'tu ve Urtheilskraft'ı, yargı gücünü anlıyor Kant. Kültür her neyse bunların bir aradalığından çıkmış şeydir gibi bir şey var kafasında yani. yani ben çünkü hızlı hızlı atlayacağım bunları. Ama eğitimde bir iki bir şey okuyayım. Ne? Şu halde ebeveynler böyle bir kullanım fırsatını çocuklarına tanımalıdır. İlk ve önemli kural suni yardımlardan mümkün olduğunca vazgeçmektir. Dolayısıyla ilk çocuklukta yürütme kayışları geç. Bakın yine oradan geliyor. Bak bunları bırakın. Bunlarla uğraşmayın. Çocuğa ne verin? Mesela demiş ki burada 67. paragrafta çocuğa mekanla ilgili tasavvur verin demiş mesela. Hani bunlar çocukta var. Ne demek istiyor? Ferstant'ın hani görülerinden biri şeydi ya ruhun görüllerinden biri mekandı ya. Çocukta bu zaten var sen onu şekillendir. Hani orayı besle demek istiyor. Bakın daha sonra zaten diyecek ki mesela pozitif eğitimde artık negatif eğitimde değiliz. Pozitif eğitimde en temelde ne öğreteceksiniz? Coğrafya öğretin diyor çocuklara. Çok orijinal bakın. Yani kendi sistemiyle de çok yüzde yüz uyumlu yani. Onun zaman ve mekan görülerine yüzde yüz uyumlu. Çocuk doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini bilsin diyor. Sonra diyecek ki matematik yani müspet eğitimde, pozitif eğitimde en dibe Kant'ın koyduğu şey bakın daha sonra tarihi getiriyor. Coğrafya, matematik. Onu birazdan okuyacağım burada. Tarihin henüz diyor bir şeyi oluşmadı. E, coğrafya gibi, matematik gibi bir analitiği oluşmadı. Ya da işte bir mekaniği oluşmadı. Oluşsaydı tarihi de söyleyecektim diyor. Hakikaten de biz görüyoruz Kant döneminde tamam tarih felsefesi kendisini göstermiş Fikolar daha erken ama böyle çok primitif kalmış mesela hemen sonrasında Hegel diyecek ki tarihçilik nedir? Tarihte akıl işte tarih felsefesi bu apriorilerin fihte ile konuşmuştuk tarihten geliyor olmasından dolayı tarih böyle yükselecek Kant onun bakın eksikliğini hissediyor yani. O yüzden aslında diyesi şu. Mekan tasavvurunu geliştirin çocuğun coğrafya öğretin. Zaman tasavvurunu geliştirin çocuğun. Tarih öğretin ve matematik öğretin. Her şeyin dibine bu, bunu koyun. Ama bu pozitif eğitimde. Yani bu aslında eğitimin tam zemini değil. Hani katmanları karıştırmayalım. Ben biraz boğarak anlattım çünkü. Katman önce irade eğitimi. Çocuğa önce susmasını öğret. Çocuğa önce disiplini öğret. Çocuk önce iradesini bükmeyi öğrensin. Ondan sonra fizik o olumsuz eğitim dediği, menfi eğitim dediği fizik dayatmayı öğret. Çünkü özgürlükle bunu dengelemek zorunda. Şimdi ondan sonra üçüncü katmanda kültürel eğitim dediği, pozitif eğitim dediği şeyde de coğrafya, matematik ve tarihle başla diyor. Orijinal. Disiplin eğitimden önce gelmelidir. Ne var ki burada çocukların bedenini eğitirken aynı zamanda toplum için uygun hale gelmelerini de nazara dikkate almalıyız. Russo önce bir sokak çocuğunu bulmadıkça asla yetenekli bir adam yoğuramazsınız der. Canlı, hayat dolu bir çocuk, küstah kendini beğenmiş, ukala bir çocuktan daha çabuk iyi bir insan olacaktır. Bunu kültürel eğitim başlığı altında söylüyor. Biz Bildung'a konuşmaya başladığımızda Fichte, Schelling falan Bakın bu kültürel eğitim bildiğim kavramı içerisinde çok acayip yerlere gitmeye başlıyor bu defa. Konuşacağız onları inşallah. Sonra ruhun eğitimine geçiyor Kant. Geçiyor. Ben bunları daha sonra biraz toparlamaya çalışacağım. FUKO'ya da yer ayırayım istiyorum. Diyor ki insanlar vakitlerini o şekilde doldurmalılar ki gözlerinin önünden hiçbir hiç kaybetmedikleri amaç fikriyle dolu olarak kendilerinin farkında olmasınlar ve en iyi dinlenme işi takip ed, eden dinlenme en iyi dinlenme işi takip eden dinlenmedir. Benzer şekilde bir çocuk çalışmaya alıştırılmalıdır ve çalışma eğilimi okuldaki okuldaki kadar iyi ve mükemmel bir şekilde başka nerede geliştirilebilir? Okul bir mecburi kültür yeridir. Bir dayatması vardır okul. Çünkü disiplinle açmıştı zaten bütün hikayeyi. ruhi, akli melekelerin özgür eğitimi, kültürü bahis söz konusu olduğunda bu eğitimin sürekli olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Şimdi hepsinin üstüne kata kata geldiği için o kültürel zeminin, önce fizik sonra kültürel zeminin üzerine şimdi aklın, ruhun eğitimi olacak. Bunların hepsini içine alacak. O zaman diyor ki daha evvel çok sık konuştuğumuz şeyler, bu melekeleri doğru bir şekilde konuşturmaya başlayın çocukları. Yani çocuklar bunlara alışmaya başlasın demiş. Yüksek melekelerden farklı olarak aşağı melekelerin kendi başlarına kıymetleri yoktur. Söz gelimi iyi bir hafızaya sahip, yargı gücünden yoksun bir insanın bu me melekelere sahip olmasının bir anlamı yoktur. Demiş ki, anlayış genelin bilgisidir. Ferstandı kastediyor burada. Yargı gücü genelin özele tatbikidir. Konuştuk bunları tekrar girmeyeceğim. Akıl yani fernunft genel ile özel arasındaki bağıntıyı, münasebeti anlama gücü veya yetisidir. Bu serbest eğitim kültür çocukluk döneminden gencin her türlü eğitiminden özgür kaldığı döneme kadar devam eder. Söz gelimi genç genel bir kuralı ikti, iktibas ettiğinde ona bu kuralın örtülü olarak mevcut olduğu tarihten veya bir kıssadan alınmış örnekler, şairlerin şairlerden dile getirildiği pasajlar iktibas ettirebiliriz ve böylelikle onu hem muhakeme gücünü hem de hafızasını kullanmaya teşvik edebiliriz. Bu melekelerin bir defa farkına varacak çocuk müsbet eğitimde artık Üçüncü katmanda. Ve bunlardan sonra bir şeyler getirilirse getirilir. Bakın Russo da öyle demişti. Russo demişti ki akıl bir araç değil eğitimde. Bir amaç. Eğitimde araç olan iradenin eğitimiydi. Sen iradeyi işte 13-15 yaşına kadar eğit. Çocuk da akıl kendisini gösterecek zaten. Çocuk aklını kullanmaya başlayacak. İşte orada bir takım olumlu eğitim dediği matematik, coğrafya gibi eğitimleri vermeye başladığında kanta göre çocuk Ferstand'ın farkına varıyor. Yargı gücünün farkına varıyor. Ve Fernhoft'un farkına varıyor. İşte Russo'nun akıl amaçtır dediği şey Kant'a göre bu. Demiş ki burada işte latince bir ifade kullanmış. Neymiş o ifade? Ne kadar hatırlarsak o kadar çok biliriz düsturu tamamen doğrudur. Bu yüzden hafızanın eğitimi çok gereklidir. Eşyanın düzeni o şekilde tesis olunmuştur ki anlayış gücü yani Ferstand Önce zihnin, zihni izlenimi takip eder ve hafızanın bu izlenimi muhafaza etmesi gerekir. Bakın şimdi Kant burada Ferstan bir şeyleri yakalar o kategorileri bilmem neleri bir dizi yaratır. Hafızanın bunu alması gerekir diyor ya. Ya bunu gidip kritikte göremiyoruz yani. Kritikte bunun matematiğini vermiyor. Bunun analitini vermiyor Kant. O yüzden zaten fihteler bilmem neler çıkıyor. Ya sen bunu söyledin ama var mısaydı ne yaptın bilmiyoruz. Hani bunun yani bellek ve hafıza anlatısı Kant'ta yok. Kant bunu bir şekilde bu var zaten diye düşünüyor. Ama nerede var? Bize anlattığın o deli dehşet mekanizmanın neresini tutuyor bu bellek? Bak bu çok büyük bir soru işaretidir tamam mı? Yani ampirik felsefede de idealist rasyonel neyse bu felsefede de ve nihayet Kant'la birlikte başlayan eleştirel felsefede de hafızayı, belleği nereye koyacağımızı biz bilmiyoruz. Bakın Kant bu ifadelerdeki çok alakasız bir yerde eğitim üzerine konuşurken bir, bir cümle halinde geçiyor. Ama diyorsun bak zihni izlenimi takip eder ve hafızanın bu izlenimi muhafaza etmesi gerekir. Nerede, nasıl? O ayrı bir tabii şu an konumuz şey değil ama biz o tarafta okuduğumuz için de bunu aynı zamanda eş zamanlı yaptığımız için. Bak bu aklınıza gelsin o günlerde. Onu bize vermiyor Kant yani. Hafızada en iyi muhafaza edilen mekanik bir şekilde öğretilendir. Ve birçok durumu bu usul gerçek... Birçok durumda bu usul gerçekten çok faydalıdır. Tarih öğrenimine uygun mekanik usul henüz bulunabilmiş değildir. Bu doğrultuda. Ya bu çok önemli bir şey ya. Yani kitabın yazıldığı 1790'lı yıllarda, 94-95 sene dedim, yıllarda en iyi konu ortaya konmuş bir tarih felsefesi yok. Ve adamlar bunun farkında. Şimdi bugün tabii ki var artık. Ama bugün insanlar Tarih okumalarında o kadar büyük yanlışa düşüyorlar ki. Yani bu bizim ilmimizin içerisinde çok böyle benimsenmemiş gibi görünüyor. Zaten Hegel buna soyunacak daha sonra tarihte akıl diyerek. Ve hemen girişinde de biz Almanlar bunu beceremiyoruz. İşte Fransızlar fena değil, İngilizler fena değil gibi şeyler söylüyor. Gerçi tarih anlayış gücünü doğru yargılamada kullanmanın en kusursuz yoldur. Bakın anlayış gücünü doğru yargılamada kullanmanın en kusursuz yoludur. Çok iyi bir ifade ya. Ezberleyerek öğrenme çok lüzumludur. Hani bugün tam tersi söyleniyor ya. Aman ezberletmeyin filan. Fakat bunu sadece hafızayı kullanma amacıyla yapmanın eğitim bakımından bir faydası yoktur. Söz gelimi bir konuşmayı, hitabeyi ezberleme, ezberlemek gibi. Hani eğer ezberlemek, alıp koskoca bir pasajı ezberlemekse bu diyor hakikaten gereksiz. Ama ezberleme çok önemlidir. Burada verdiği örnekte sanki bütünüyle Russo'dan almış dil. Dilin çekimleri, dilin kalıpları, nerede nasıl kullanacağınız. Hani dili yüksek seviyede bilmek böyle bir şey. Aslında dili bilmek böyle bir şey yani. Kalıplara riayet etmek filan. Onun bir mantığı var çünkü. Kant diyor ki ya bunlar ezberlenecek. Bunun gibi temel şeyler de ezberlenecek. Mesela akli önermeler, bazı postülyolar, bazı varsayımlar bunlar ezberlenecek diyor. Yani. Ve bu çok lazım bir şeydir diyor. <laughs> Mesela ilginçtir. Roman okutmayın demiş çocuklara. Bakın roman okuma çocuklar için tasavvur edilebilecek en kötü şeydir. Çünkü onlar bundan faydalanamazlar. Ve o an, o an için onlara eğlenceden öte bir şey sağlamaz. Roman okuma hafızayı zayıflatır. İlginç. Ha romana düşmanlığı olduğundan değil. Hikaye öğretin, masal öğretin diyor. Çocuk okuyacaksa masal okusun, hikaye okusun. Romanı sonradan okusun diyor yani. Hani erken yaşta roman okutmayın demeye getiriyor. Adam zaten 16 yaşında mevzuyu kapatıyor. Eğitim bitti diyor yani. Hani o kadar erken yaşlardan söz ediyor burada. Hafızanın eğitimi genç yaşlardan itibaren başlamalıdır. Neyse buraları geçeyim öyle çok şey yapmayalım. Bilim alanındaki ilk derse en faydalı şekilde hem matematik hem fiziki coğrafya öğrenimine yönelmelidir. Fakat çocuklara ders verirken bilgiyle bilginin tatbikini hissettirmeden birleştirmeye çalışma, çalış, çalışmalıyız. Bütün bilimler içerisinde bunu en iyi gerçekleştiren matematiktir. Ayrıca bilgi ve hitabet de birleştirilmelidir. Bakın burada dört tane şey vermiş. Temel bilim vermiş yani. Hani pozitif eğitimde. Bir demiş ki matematik. İşte bunu sağına yazmışım. İki coğrafya. Üç hitabet. Dört episteme. E, özür dilerim. Episteme ve doksa ayrımını çocuk öğrensin diyor. Artık bu Kant'ın dünyasında 12 yaş 16 yaş arasındaki çocuk yani. Bunları diyor bu yaşlarda halledecek çocuk. Şimdi tarihi niye koymuyor? Aslında bakın en kusursuz yoldur filan dedi işte onun bir henüz felsefesinin, analitiğinin, mekaniğinin yapılmadığını düşünüyor Kant. O yüzden tarih demiyor. Yoksa olsa olurdu diyor yani. Matematik coğrafya. Ya bunu daha önce bir arkadaş arasında konuşurken söylemiştim de. Benim zamanımda ilkokullarda bir tane böyle Türkiye haritası vardı. Böyle üstte mavilik, solda mavilik, altta mavilik vardı. Hemen İran sınırı, Irak sınırı, Suriye sınırıyla da biterdi. Böyle bir kocaman bir Türkiye haritası koyarlardı. Ama Büyük bir harita koymuyorlardı ki bu Türkiye nerede birader? Ya bizim sağımızda solumuzda kim var? Yani kuzeyimizde güneyimizde kim var? Hani denizler şunlar bunlar bize söyleniyor. Türkiye üç işte tarafı çekil, denizlerle çevrili yarım adadır falan filan da. Sanki böyle bilerek isteyerek koparılıyor. O coğrafyanın içinde böyle nevi şahsına münhasır bir şey haline getiriliyor. Bakın bununla doğrudan alakalı yek sebebidir demiyorum, yegane sebebidir demiyorum ama doğrudan alakalı bakın bizim dilimizde biz bir şeyi tarif ederken hiç yön kullanmayız. Bunu ben <laughs> birincisi İngiltere'de Londra'da okurken fark etmiştim. Gerçekten herkes işte Kuzeybatı yönüne git, işte Kuzeydoğu yönüne git falan diyordu. Ben de ben neresi diyordum kuzey batı kuzey -Doğu. Nitekim bu işte bu GPS'li bu telefonlar falan geldi. İlk birkaç sene önce bu bilmiyorum şimdi 6-7 sene önce e, araçta telefon benim yanımdakinde duruyor telefon. Google sesli olarak şimdi Kuzeybatı yönüne ilerleyin filan filan diyor. Benim yanımdaki de diyordu ki nere birader Kuzeybatı? Filmlerden bilirsiniz. Şuradan buradan bilirsiniz. Böyle metinlerden bilirsiniz. Bakın bizde o yüzden bir yön kavramı yok hala. Tabii bu birazdan FUKO'dan da bir iki bir şey göstermeye çalışacağım. Yani benim de alınım değil ama Mekan tasavvurunun olmaması bizde ya da primitif yani çok ilkel e, seviyelerde olması bunu mimari de şurada burada da gösteriyor yani. Hani beceremiyoruz, yapamıyoruz da. O perspektif ya yani genel olarak demek istiyorum. Hani Türkiye'de sanatçı yok demek istemiyorum. Tabii ki öyle bir şeyden söz etmiyorum ama çocuklarda bu eğitim hakikaten yok. Mesela ben bizim dil bilgisi eğitimimizin de yerlerde olduğunu, sefil durumda olduğunu düşünüyorum. Çocuklara ilkokuldan, ortaokuldan söz ediyorum. Yani bize işte özne, tümleç, yüklem öğretilir. Dolaylı tümleç falan bunlar öğretilir. Öğelerine ayırmak öğretilir. İşte aşağı yukarı budur. D'ler, dağlar, ki'ler falan öğretilir. Ya biliyorsunuz hala da insanlar hani büyük bir geyik değil mi bu son yılların işte D ayrı yazılır. Bu sefer birileri de komplekse girip her D'yi, dağ'yı ayrı yazıyor falan. Ama gidip de bir Başka değil yani sadece İngilizceden değil hani Arapçadan da örnek verebilirim. Sadece kelimeyi şunu bunu öğrenmiyorsunuz. Onun nerede, nasıl kullanacağınızı da öğreniyorsunuz. Onun mantığını zaman içinde anlıyorsunuz. Neden böyle de demek zorunda olduğunuzu. Bu bizde yok. Demiş ki bununla beraber çocuk bilgi, sanı ve inanç arasındaki açık bir ayrım yapmayı da öğrenmelidir. Yani episteme ile doksa arasındaki farkı da öğrenmelidir ki burada Kant çok iddialı yani herhalde kendi gibi düşünüyor. Baba bu zaten çok zor bir şey ya hani gerçekten neye episteme ve neye doksa denileceği zaten felsefenin ana konularından bir tanesi yani. Hala mesela işte gerekçelendirilmiş inanç yani doksa işte bir episteme olur mu olmaz mı gibi bir tartışma var ortada yani. Kant herhalde bunu kafasında çözmüş bak neyi kastediyor? Kant'ın bilgisini kastediyor. Yani Kant bilgiden ne anlıyor? Epistemeden ne anlıyor Kant? Zaman mekan altında ve kategori. Ferstand'ın iken. Demek ki bunu primitif şekilde yavaş yavaş ver diyor ki zaten kültürden de bunu anlıyordu. Adam. Kültürden de bu melekelerin kullanımını anlıyordu. Yani biz bunu biraz daha güncelleyelim. Biraz daha yüzeye çıkaralım. Çocuğa temel mantık önermelerini şimdi ben biraz zorlayarak söylüyorum tabii. Ama temel seviyede yani. Öğret diyor. Tabi buradaki tekrar ediyorum çocuk da herhalde 13-15 yaşlarındaki çocuk. Hani benim bazı derslerde kullandığım buradaki bazı arkadaşların çok iyi bileceği benden sıkça duyduğu bir şey vardır. Ben böyle bazı felsefe giriş derslerinde sağa sola çağrıldığımda filan böyle tahtaya 5-6 tane önerme yazarım. İşte Almanya'nın başkenti Moskova'dır. Üçgenin iç açıları toplamı işte 200 derecedir. Ne bileyim ölüm meleği İsrafildir gibi böyle yanlış önermeler işte limon tatlıdır gibi önermeler yazarım ve derim ki yani bunlar yanlış önermeler ama benim doğru olduğunu da ısrarcı olduğumu düşünün. Ben gerçekten limonun tatlı olduğunu iddia ediyorum. Almanya'nın başkentinin Moskova olduğunu iddia ediyorum. Ne dersiniz bana? Burada neyi kastediyoruz tabii? Biraz sonra şunu şuraya çekiyorum mesela ki bak bu önermeleri bilme biçimlerimiz aynı değil. Biz önermeleri Farklı fark. Ya yani biri haberin önermesidir, biri akli önermedir, biri salt duyular, duysal önermedir, biri tecrübi önermedir falan gibi böyle anlatmaya başladı. Şimdi Kant'ın kafasında da böyle bir şey var. Yani siz bunu çocuklara bu seviyede öğretin demeye getiriyor. Valla bence yüzde yüz aklı adam ya. Bakın daha sonra bu yegane cari felsefedir diye anlatılmaya başlandı. Ne zaman bugün? Nedir bunun adı? İşte analitik felsefe, dil felsefesi. Yani bugün mesela Dil felsefeciliği, birçoklarını getirin, ister Kuay'ını getirin, başına Wittgenstein'ı koyun, Frege'yi koyun ne bileyim, Russell'ı koyun. Analitik felsefe ki biz konuşacağız, eğitimde de bunu konuşacağız. Bunlar zaten kavram analizi, önerme analizi yapan adamlar. Yani varlığa varlığa gitmeyen, hani yok tanrı varmış, yok ide varmış, yok materyalmiş, yok böyle oluşmuş bilmem ne. Adamlar diyor ki ya geçiniz bunları efendim. Bunlar hep dil oyunları, düşünce oyunları. Ne yapalım? Yahu cüm kurduğumuz cümleyi nasıl kurduğumuza bakalım biz. Ben bu cümleyi nereye, nereye koydum? Nereyeden getirdim? Doğruluğunu, yanlışlığını nasıl biliyor? Yani o, o yüzden analitik felsefe deniliyor ya. Yani ifadenin analizini yapalım biz. Doğru yanlış ortaya çıkacak bak. Dediler ve çıktığını da iddia ediyorlar. Bak bugün oradan da yapay zekalar şunlar bunlar geliyor ya. Kandın kafasında da böyle bir şey var. Siz bu üç tabakalı anlattık şimdi. Üçüncü tabakada matematiği, coğrafyayı vereceksiniz. Sonra Sonra hani ben güncelleyerek söylüyor deyimi söylemiştim. Önerme biçimlerini ya illa bu, bu önerme ya da benim anlattığım gibi değil. O çocuğu ben, benim çok becerim yoktur yani gençlere e, çok anlatamıyorum ben. Kendi çocuklarımla başta olmak üzere. Bir seviyede onlara bunu nasıl kurduğunu öğret diyor ya. Yani. O yüzden bilgiyle, episteme epistemeyle doksa farkını öğretin çocuğa diyor. sonra Sonuçta de demiş hitap et. Ya burada episteme doksa farkını çıkarsa aşağı yukarı bunlar zaten Klasik dönem medreselerinde de öğretiliyordu. Buraya işte hitabet dediği retorikti. Cedeldi. Bunlar zaten hem doğuda hem batıda öğretiliyordu yani. Neyse ben çok durdum burada ya tamam. Konuşacağımız şeyler var. Böylece diyor, bir kültür ya yani kültür eğitimi ya fizikidir ya da ahlakidir. Yani bu ikisini söyledik işte. Demiş ki fiziki eğitim, ahlaki eğitimden ilkinin talebenin etkinliğini talep etmemesi, diğerinin etmesi bakımından ayrılır. O zaman bir eylemin ilkesini ve onun ödev vazife fikriyle irtibatını alın. Ya yani fiziki eğitimde talebe pasif kalabilir. Çünkü yanarak öğrenecek, bilmem dilini bilmem ne yaparak öğrenecek, işte düşerek öğrenecek. Sonra hani dedik ya kendisini, organlarını, çevresini falan öğrenecek falan filan. Burada diyor fail olmasına gerek yok ama kültürel eğitim dediğimiz yani kültürel eğitim vereceğimiz ahlaki öğretimde çocuğun fail olması gerekir. Ya yani yine kafasında ne var bu defa? ikinci kritik var. Bakın önce birinci kritikteki o ilkeleri öğretmeliyiz dedi. Bu defa ikinci kritikte pratiğe konu olacak. Yani diyesi şu ki ödevini öğrensin çocuk. Burada diyor bakın ifade neydi? Talebenin etkinliğini talep etmesi. Çocuk içindeki yasayı bilmeye başlayacak. O yüzden irade eğitimi, o yüzden disiplinle başlamıştık. Demiş ki belirli zihin melekelerinin eğitimi bu bahse bilme bilme melekesinin, duyuların, hayal gücünün, hafızanın, dikkat ve muhakeme gücünün, tek kelimeyle anlama gücünün aşağıya eğitimi girer. Bunu özetlemeye çalışmıştım. Sonra demiş ki bakın. Yüksek zihni melekelerin eğitimine gelince bu anlayış gücünün, yargı gücünün ve aklın eğitimini ihtiva eder. Anlayış yani işte Ferstant gücü en başta belli bir biçimde yani anlayış gücü en, e, belli bir biçimde ya kuralları kanıtlayan misalleri iktiba, iktibas ederek ya da tam tersine belli durumlar için kurallar keşfederek aynı aynı zamanda edilgin bir şekilde eğitilebilir yargı gücü bize anlayış gücünü oluşturmanın ne gibi bir faydası olduğunu gösterir anlayış gücü öğrendiğimiz yahut söylediğimiz Söylediğimiz şeyi anlayabilmemiz herhangi bir şeyi anlamadan tekrar etmemiz için gereklidir. O kadar çok insan vardır ki her ne kadar buna, buna inanmasalar da anlamadıkları şeyleri dinlerler ve okurlar. Gerek suret gerekse gerçek şeyler bu türdendir. Şimdi burada siz bunu çocukla şey yaparken bir uyarı gel geldi bana. Neyse anlamadım. Çocuklara bunları öğret. Bunlar da pasif kalabilir çocuk. Hafızayla, ezberle, disiplinle, okul zoruyla, okul bir zorlayıcı bir mekandır diyordu. Bunları öğret. Temel seviyede. Burada pasif kalabilir. Nerede şimdi aktif olacak? Ahlaki tarafı konuşurken aktif olacak. Şimdi diyor ki ahlaki eğitim disiplin üzerine değil maksimler üzerine oturtulmalı. Şimdi burada çünkü çocuğu da istiyoruz. Çocuk kendisi de katacak bir şey. Maksimler üzerine oturtulmalı. Biri kötü alışkanlıktan alıkoyar, diğeri zihni eğitir ve düşünmeyi hazırlar. O halde burada anlamamız gereken şudur. Çocuk kendisini her daim değiş, değişen davranış sahiplerinden hareketle de değil de maksimlere uyum içerisinde davranmaya alıştırılmalıdır. Ne kadar tutarlı ya adam kendi sistemiyle. Birinci kritikten şimdi geçti, ikinci kritik. Maksimlere uygun şekilde davranmak. Ya yani notları böyle hangi sayfalar olduğunu yazdım da, ahlak o kadar yüce, o kadar kutsaldır ki, onu disiplinle aynı konuma yerleştirme yerleştirerek yozlaştırmamalıyız. Çok çok iyi iyi bir ifade yani. Disiplinle yozlaştırmamalıyız onu. Yani zorla ahlak olmaz. Ama demek ki zorla eğitim oluyor, zorla matematik oluyor ya. Yani. Ahlaki eğitimdeki ilk çaba peşine düşülecek ilk amaç şahsiyetin teşekkürüdür. Şahsiyet maksimlere uygun davranmadaki hazırlığa bu yöndeki istekliliğe dayanılır. Maksimler her, her aynı zamanda kurallardır fakat öznel kurallardır ve insanın öz idrakinden kaynaklanırlar. Bu maksim meselesini konuşmuştuk hatırlıyorsunuz. Biz farklı biçimlerde maksimler geliştirebiliriz. Faydaya da olabilir, şöyle böyle olabilir. Ha bir de akıldan gelen saf aklın yani prat, e, pratik aklın şeyler vardı. Yani aklın maksimleri vardı. Bunlar da hepimizde vardı yani. İşte burada diyor bakın her şeyden evvel itaat olmalıdır ve itaat bir çocuğun bilhassa okula giden erkek ve kız çocuğun kişiliğinin teşekkülünde temel bir özelliktir. İtaat efendinin buyruklarını mutlak itaat ve iyi ve makul irade olarak hissettiği şeye itaat olmak üzere iki türlüdür. İtaat bir zorlama sonucu olabilir bu durumda mutlaktır ya da itimattan kaynaklanabilir bu durumda ise ikinci türden itaat söz konusudur. Zaten mesele neydi? Açılışı yani eğitimin en önemli meselesi neydi? İtaat etmeyle ...özgür olmanın dengelenmesiydi. Peki formül neydi? Rusya'nın mesela formülü neydi? <laughs> Çünkü bunlar olduğu gibi Rusya'dan gelme. Hepimiz özgürüz. Ama itaat etmek zorundayız. Niye itaat etmek zorundayız? Terbiye için. Niye terbiye? İrademizi bükmek için. Niçin? Çünkü eğitim budur. Akıl zaten gelir. Peki öyleyse... ...ben özgürlüğümle itaatimi nasıl dengeleyeceğim? İtaat edeceğim kurallar... ...benim özgür birey olarak yaratımım olan kurallar olursa. Yani toplumun kuralları benim Kantçı ifadeyle aklımın kurallarıysa. Rousseau genel irade diyordu buna. Benim irademe uymak o zaman senin iraden, onun iradesi işte Kant'ın maksimler dediği hepimizde olan demek ki toplumda ister hukuk ister ahlaki kurallar olsun. Toplumdaki kurallar eğer maksimlerden gelen kurallarsa biz bu kurallara uyarız. Bu kurallara uymak benim özgürlüğüme uymaktır. Ama özgürlüğümün itaati altına alınmaktır. Yani içimdeki yasaya kul cool olmaktır diye düşünüyor Kant. O yüzden demiş ki ödev aşkına bir şey yapmak akla itaat etmek demektir. Bakın ne kadar orijinal bir ifade ya. Ödeve itaat akla itaattir. Çocuk büyüdükçe ödev fikrinin devreye girmesi gerekir. Ödeve itaat, akla itaattir. Niye? Çünkü oradan geliyor zaten Öyleyse çocuk büyüdükçe bunları fark etmesi gerekir. Tamam. Devam. Sayfaları atlıyorum. Kitabı da bitirdik neredeyse yani. Nihai hedefimiz kişiliğin teşekkülüdür. Kişilik bir şeyi başarma azmine ve ardından onun fiilen gerçekleştirilmesine dayanır. Burada işte çocuğun kendisine karşı görevlerini bildirin çocuğa. Artık burada çocuk da işin içinde. Ve başkasına karşı görevlerini bildirin. Onları geçiyorum. Yani ne demiş mesela? Bir çocuk erken yaşlardan itibaren başkalarının haklarını nazarı dikkate almayı ve onlara saygı duymayı öğrenmelidir. Ve bu saygının onun eylemlerinde gerçekleşip gerçekleşmediğini anlama konusunda dikkatli olmalıyız. Çocuğa işte söz gelimi şöyle şöyle şunları öğretin falan gibi şeyler söylüyor. <laughs> Ve pasajın sonunda. Acaba insan tabiatı itibariyle ahlaken iyi midir, kötü müdür? İnsan iyi midir, kötü müdür? Bakın Rus aslında ne diyor? Diyor ki iyidir. Tanrı diyor her şeyi mükemmel yaratmıştır. Tabiat böyledir ya. Yani. Tabiattaki her şey iyidir. Kant diyor ki insan tabiatı itibariyle ne iyi ne kötüdür. Çünkü o tabiatı itibariyle ahlaki bir varlık değildir. O ancak aklı, ödev ve yasa fikrini geliştirdiğinde ahlaki bir varlık haline gelir. Hmm. Şimdi bu nereye çekerseniz çekebileceğiniz. Ahlak okumaları değil tabii bunlar. Biz onları hallettik. İçimdeki yasayı fark ettiğimde zaten ahlaki bir varlık oluyorum. Ne iyi ne kötüdür diyor. Ahlaki bir varlık değil. Bu ciddi bir problem teşkil edebilecek bir cümle. Ama ben girmeyeceğim buraya. Daha sonra ahlak okumalarında Kant'ta kaldık zaten bitirdik. Kant sonrasında buraları konuşacağız. Ne var ki insanın her türlü kötülüğe karşı tabii bir temayülü yatkınlığı olduğu söylenebilir. Çünkü temayül ve dürtüleri onu bir yöne doğru sürükler, aklı ise başka bir yöne. O ancak erdemle bir başka söyleyişle kendi kendini sınırlayarak ahlaki anlamda iyi olabilir. Her ne kadar kötü eğilimleri uyur vaziyette olduğu sürece masum olabilirse de. Neyse girmeyeceğim ya. Beni <laughs> nihayet diyor ki, şimdi bütün bunların sonunda din bunun neresinde? Şimdi özgür bir çocuk var, iradesini bükmeye başlayacağız disiplin altına alacağız. Sonra olumsuz bir eğitim vereceğiz. Sonra olumlu bir eğitim vereceğiz. Çocuğa kültürün, ahlakın, ruhun ne olduğunu anlatmaya başlayacağız. Maksimlerini fa fark ettireceğiz çocuğa. Ve artık nasıl davranacağını 15-16 yaşından sonra kendisine bırakacağız. Kant diyor ki bak son bir şey daha var. Din. Toplumun içinde din var diyor. Şimdi bunu çok bozucu bir tehlike, yani böyle bir dinamit gibi görüyor Kant. Bunu aslında hiç konuşmadık ve muhtemelen de konuşmayız da e, öyle bir fasıl açar mıyız sanmıyorum yarın bir gün. İşte Safak'ın sınırları dahilinde din diye bir kitabı var Kant'ın. Oldukça ses getirmiş bir kitaptır o da. Kant böyle bir dinamit gibi görür dini. Bilmiyorum doğru dinamit doğru bir ifade değil de yani evet dinamit doğru değil de ya bakın. ...hani çok elverişli de olabilir... ...çok çok tehlikeli yani... ...en kötüsünü de din verebilir... ...en iyisini de din verebilir gibi bir din anlayışı var Kant. Şimdi demiş ki... ...ben çok yevele miyim? Din bahsinde çocukların eğitimine... ...ya bu, bu din bahsini şundan koyuyor... ...önce onu söylemek istiyordum. Maksimleri ve çocuğun haklarını... ...ödevlerini çocuğa öğreteceğiz. Çocuğun kendisiyle ilgili ve başkasıyla ilgili... ...ve çevresiyle ilgili ilişkilerini düzenleyeceğiz. Burada din diyor kayıtsız kalabileceğiniz bir şey değil. O yüzden din bir yanlış gelirse çocuk gider diyor yani. Hani hiçbir şey yapamazsın çocuğa. Artık her türlü kötülüğü bekle o çocuktan. Ama dini de iyi kullanırsan o zaman da diyor çocuk tam istediğin noktaya gelir diyor. Dini olmazsa olmaz bir şey olarak görüyor. Ama çok böyle ne, bulamadım o kelime yani kritik de bir şey olarak görüyor. Din bahsinde çocukların eğitimine gelince ortaya çıkan ilk mesele çocuklara dini düşüncelerin erken yaşlardan itibaren verilmesinin faydalı olup olmadığı. Bu bir tartışma. Aynısı bakın din üzerine makalesinde Chopin Ayren'in yaptığı bir tartışma. Bir hayali karakterle yapar. Chopin Ayren işte şey der yani. Çocuk yaşta mutlaka din eğitimi verilmeli falan der ya. Yani. Hegel'in de var böyle bir bahsi. Demiş ki henüz ödev hakkında hiçbir şey bilmeyen genç ne diyelim 12-13 yaşlarında bir genç Tanrı'ya karşı doğrudan bir vazifeyi kavrayacak durumda mıdır? Ya, yani ifadeyi yanlış okudum da Tanrıyı kavrayacak ve ona onun verdiği vazifeyi yakalayacak durumda mıdır? Şurası kesin ki çocuklar Tanrı'ya tek bir saygı ve hürmet ifadesine asla tanık olmayıp hiçbir zaman Tanrı'nın isminin anıldığını işitmeselerdi, eğer böyle bir şey mümkün olabilseydi. Dünyada Tanrı fikri olmasaydı. Öyle ya da böyle olmasaydı. Onlar önce insanlığın hedefini, amaçlarını ve insanlığını ilgilendiren şeyleri öğretmek, yargılarını kesinleştirmek, tabiatın işleri için bakın eğitimden anladığını bir daha özetliyor burada. Tabiatın iş işleri, işlerinin düzenini ve güzelliğini göstermek. Müteakiben bunlara evrenin yapısına dair daha geniş bir bilgiyi eklemek ve ancak ve ancak bundan sonra ilk defa yüce bir varlık, bir kanun koyucu fikrini açmak bu çocuklara öğretilecek şeylerin doğru bir sırası olurdu. Bütün kitabın özetini burada vermiş adam işte. Sıralamayla falan vermiş. Eğer Tanrı fikri olmasaydı diyor. Bakın demek ki Kant yine de Tanrı'dan bahsedecekmiş. Bir din eğitim verecekmiş. Tanrı eğitim verecekmiş. Ama en son sıraya koyacakmış. Ne yapmış sırada? Yargılarını kesinleştireceksin. Dedi ki ya melekelerini öğrenecek o önermem önerme örneğini verdim. Tabiatın insanlığın hedefini, amaçlarını ve insanlığı ilgilendiren şeyleri öğreteceksin. Tabiatın işlerinin düzenini ve güzelliğini öğreteceksin. Ondan sonra evrenin böyle tamamen kozmosun bir şeyini öğreteceksin. Evrenin genel mantığını, genel yapısını öğreteceksin ve ondan sonra diyor yüce bir yaratıcı. Yaratıcı dememiş. Yüce bir varlık, yaratıcı deyince şey yaptım zaten. Yani Kant'ın dememesi lazım. Ve kanun koyucu fikrini vermek gerekirdi. Neden Kant böyle bir şey söylesin? Ahlak okumalarında konuştuk. Çünkü tanrısız adam ahlakı tesis edemiyordu. Yani ahlakın zeminini kurabiliyor ama sistemi kapatamıyordu. Çünkü ben iyi olduğumda mutlu da olmalıydım. Kant da diyordu ki iyi olmakla mutlu olmak arasında hiçbir nedensellik yok. E ama ben bunu doğam gereği de isterim. Ya iyi olduğumda da mutlu olsun isterim. Hadi onu diyor tanrı ideali yapar. Bir tanrı fikri tanrı idesi yapar. Ya sen iyi olduğunda Mutlu olursun. Ya da yani mutlu olacak şey yaptığında iyi olursun gibi. E, ikincisi ters oldu. Hani içindeki yasayı kullandığında iyi olur. Niye iyi olsun ki? Sen bağı kopardın. Ya diyor işte Tanrı iyi yapar. Sanki böyle Tanrı sen her iyi eyleminde seni ve herkesi mutlu kılacak yeni bir dünya yaratıyormuş gibi. Mış gibi ama. O yüzden de Tanrı olmazsa olmaz. Öyleyse bir o benim mutluluğumu bana temin edecek olan bir tanrı fikrini Kant zaten ikinci kritikte koymuştu. Öbür taraftan da eğer tanrıyı getirirseniz ona da yobazlık diyordu. Yani hikayenin en başında tanrıyı getirirseniz ona da yobazlık diyordu. Zaten çocuk da onu kavrayabilecek durumda değil diyordu. Zaten o yüzden de eğitimde Episteme ile doksa arasını ayır demişti. Bunu öğret demişti çocuğa. Şimdi diyor ki ama bak gerçekte de hani bizim Königsberg'de, Almanya'da, Prusya'da neyse Rusya'da e tanrı fikri var. Hani böyle olmasaydı böyle olurdu da. Gerçek bu değil. Tanrı fikri var. Şimdi diyor ki şu halde böyle bir şeye e, meydan verilmeyecekse eğer çocuklara bütün bu sebeplerden ötürü erken yaşta dini telkinlerde bulunmaya çalışmalıyız. Ya madem ki benim dediğim gibi bir dünya yok. Tanrı fikri var. Tamam o zaman diyor dini telkin, telkinlerde buluş e, bulunacağız. Yani erken yaşlarda dinden bahsedeceğiz çocuklara. Ama fakat bu eğitim, eğitim öğretim sadece hafıza ve taklit işinden ibaret olmamalıdır. Seçilen her yol her zaman tabiat ile uyum içinde olmalıdır. İlk başta her şeyi tabiata atfetmeliyiz. Bakın çocuklara dini eğitimden söz ediyoruz şu anda. Erken yaşta dini eğitim verilmeli. Fakat ilk başta her şeyi tabiata atfetmeliyiz ve ardından tabiatın kendisini Tanrı'ya bağlamalıyız. Söz gelimi her şeyin nasıl da türleri ve onların dengelerini korumaya kendiliğinden eğilimli olduğunu ama aynı zamanda uzun erimde mutluluğa erişebilmesi için nasıl da insanı gözettiğini göstermeliyiz. Bakın uzun erimde mutluluğa erişebilmesi için tam ikinci kritiği nasıl da diyor ihtiyacımız olduğunu göstermeliyiz. Tanrı tasavvuru önce gözetimi altında bulunduğumuz bir baba fikrine müşabeti yani benzeşmeyi içerisinde öğretilmelidir. Bu surette Çocuğa tek bir aile tarafından temsil edilen haliyle insanların birliğini daha kolay gösterebiliriz. O halde din nedir? Din önemini bir kanun koruyucuya, e, kanun koyucuya, üzerimizdeki bir yargıca borçlu olduğu kadarıyla içimizdeki yasadır. Din içimizdeki yasadır. Din tanrı bilgisine tatbik edilmiş ahlaktır. Çok ağır cümleler ha. Eğer din ahlak ile birleştirilmezse bir teveccüh lütuf ve inayet kazanma çabasından ibaret kalır. İlahi söyleme, dua etme, kiliseye gidip gelme, ilerleme yönünde insanlara sadece taze güç, cesaret geçtik. Tanrı'yı ve hoşnut edebilmemizin yegane yolu daha iyi bir insan olmaktan geçer. Tanrısal yasa aynı zamanda tabiatın yasası olarak kabul edilmelidir. Çünkü keyfi değildir. Bu sebepten ötürü din tamamen ahlak alanına aittir. Ya alın bunları uzun uzun konuşun yani. Tanrısal yasa Tabiatın yasası olarak kabul edilmeli. Bir dakika bunu Spinoza söylüyordu, bunu İbn Arabi söylüyordu, bunu işte e, Hegel söylüyordu. Şimdi konumuzun şeyi e, konu bağlamı dışında. Ama bizim de tabii asli meselelerimiz bunlar. Oo, buradan ansiklopedi çıkar, bir dünya tartışma çıkar yani. Sonuçta dedi ki din bu sebepten ötürü tamamen ahlak alanına aittir. Hep söylerim. Hani Gazali de bir Müslüman olarak din al ahlak alanına aittir diyor. Neredeyse benzer şeylerle. Tabi dinden aynı şeyi anlamıyorlar. Ne var ki ilahiyat ile başlamamalıyız? Neyi kastediyor burada? Bakın dedi ki Tanrı zaten bir fikir olarak var olduğu için etraftaki herkes dinler olduğu için evet Tanrı'dan bahsedeceğiz çocuklar. Bu eğitimi vereceğiz. Erken yaşlarda vereceğiz. Ama önce tabiattan başlayacağız. Tabiatın ardındaki ilke filan diyeceğiz Tanrı'ya. Sonra Tanrı bir ahlak olacak. Aklın yasası gibi bir şey olacak neydi kullandığı ifade güzel bir ifade tanrı şey din tanrı bilgisine tat, tatbik edilmiş ahlaktır böyle bir tanrı anlatacağız ama ilahiyattan başlamayacağız yani teoloji anlatmayacağız ne demek bu kelam yapmayacağız yani ya Allah nasıl var yarattıysa nasıl yarattı bu birlik çokluk ilişkisi nasıl kuruldu bunlara girmeyeceğiz. zaten bunlara giremezsin bunlar sanrı olurlar neden çünkü bunlar antinomiktir Kant'ın felsefesinde. Yapamazsın. Yani burada sadece zırvalarsın. Sadece saçmalarsın ya yani. Sadece ilahiyata dayalı din ahlaka dair hiçbir şey ihtiva etmez. Bakın yemin ederim birebir aynısını Gazali söylüyor ya. Kelam diyor hiçbir işe yaramıyor diyor ya. Kendisi de kelamcı ha. Birinci sınıf kelamcı. Hiçbir işe yaramıyor. Allah'a dair bize bir şey vermiyor diyor bir biçimde ahlak ama tabii kantçı biçimde ahlak değil tabii ki. Bu yüzden ondan bir yandan korku diğer yandan ödül umudu dışında hiçbir şey elde edemeyiz. Ve bu sadece hurafe kabilinden tapınmadan başka bir şey meydana getirmez. Şu halde ahlak önce gelmeli ve ilahiyat onu takip etmelidir ve bu dindir. Ha demek ki yani ilahiyat derken işte bu kelime ne işte tabi kullanıyor bilmiyorum. İlahiyat diye çevirmişler. Kelam yapma. Dini ahlak üzerinden anlat. Bunu biz eğer şey yaparsak hani çok böyle köreltelim, çok köreltelim. Baba din anlatacaksan tasavvufla anlat. Dinin alengirli mevzularına girme. Hani tanrı, ahiret, nübüvvet ve işte alem, birlik çokluk. Bunlara girme diyor. Yani eğitim sürecinde girme. Zaten 15'te bitiriyor ya eğitimi. 15 yaşına kadar sen çocuğa bunları verme. Çünkü çocukta o kavramsal dünya da yok zaten. Nitekim zaten bunu erişkin de yapamaz. Orada Amfiboller vardır, antinomiktir falan filan. İçimizdeki yasaya biz vicdan deriz. Atlamıyorum. Aynen devam ediyor. İçimizdeki yasaya biz vicdan deriz. Esasen vicdan eylemlerimizin bu yasaya tatbikidir. Ve burada harika bir şey söylüyor. İçimizdeki yargıç Tanrı'nın temsilcisidir vicdan diyor. Ya çok etkileyici. Yani vicdan dediğimiz içimizdeki yargıç, bunu ahlak okumalarında da söyledik ve o Tanrı'nın temsilcisidir. Ha, bu yüzden de Dini eğitim vereceğiz. Şimdi böyle bir hikaye anlattı Kant. Buradan sonra sadece bir iki sayfa cinsellikten bahsetmiş. Ya demiş bu da böyle piste bir konu. Hani tabiat demiş sanki bunu örtmek istiyor filan. Herkes utanıyor böyle ale, e, aleniyle konuşamıyoruz. Ama çocuklara işte uygun yolla bunu öğretmek lazım filan diyor. Benim de çok üzerinde konuşacağım bir şey değil açıkçası. Konuşmak istediğim bir şey de değil. Ne dedi Kant? Ne dedi Rousseau? Dedi ki eğitim bir irade eğitimidir ve bu da bir disiplindir disiplin ve itaat'tır." dedi. Burada önce olumsuz eğitim, sonra olumlu eğitim, buna bağlı olarak kültür ahlak eğitimi gerçekleşir ve bir tabiat anlatılır. Bunu da en son tanrı ilkesine götürülür. Aslında burada tanrı bir ilkedir. Eğitimde bulunur. Şimdi ben ne yapacağım? Aslında buraları biraz daha böyle açıp bu dersi kapatabilirdim çünkü bugüne kadar her zaman kronolojik geldik. Ama şimdi Kant ve Rousseau o kadar itaatten ve eğitimde e, disiplinden söz etti ki benim aklıma e, Foucault'un hapishanenin doğuşu kitabı geldi. Ben de hemen sarı kağıtları görüyorsunuz, yeşil kağıtları. Oradan hatırladığım hemen bir, bir birkaç bir şeyi böyle çıkardım. E, şimdi halkayı koparmış oluyoruz. Foucault'a bir yer açacağım. Foucault'un disiplin üzerine neler söylediğini söyleyeceğim. Tabii Foucault bu çağın adamı. Yani 1984 ölümlü Foucault. Yani ne oldu? İşte 40 yıl önce öldü. Bu çağın adamı çağdaş yani. E bir de Foucault. Hani büyük adam harbiden. Hani büyük adam derken gerçekten ciddi düşün, düşünen bir adam. Ben çok ciddi beğeniyorum yani. Çok önemsiyorum Foucault'yu. Ee... şimdi Foucault tabii bir anlamda modernizm eleştirmeni. Bunun çerçevesini sunmak biraz zor olacak benim için. Çok girmeyeyim falan da dedim ama. Foucault tam da Kant'ların yazdığı bu hikaye, tam da bu dönemlerden Fransız ve İngiliz kanunlarından metinler alarak Hapishanenin Doğuşu diye bir kitap yazmış. Burada ceza felsefesinden ya da hukuk felsefesinden ceza hukukundan söz ediyor. Tabii ki bir hukukçu gibi değil. Bir filozof gibi söz ediyor. Hapishaneler nasıl doğdu diyor. Şahane de bir kitaptır. Yani mutlaka okuyun derim ben. Gerçi hepsi öyle de şimdi Foucault bir modernizm eleştirmeyi modernizm ve postmodernizm eleştirmeyi Gerçi postmodernizmi hani Foucault'un ölümünden sonra başlatanlar çoktur da hiç de sevmem ben postmodernizm bir şey anlamıyorum çünkü ondan. Yani postun geldiği hiçbir eki anlamıyorum ben. Yani post oraya ne koyuyor onu bilmiyorum. Şimdi Fuko Nun meşhur bir söylem. Ya böyle niye gülüyorum? Böyle cart diye adamdan konuşuyoruz. Ve hemen bu çağa geldik. Hep kronolojik konuşurduk. Şimdi onu bozuyorum. Ama kayıtsız kalamadım açıkçası. Fuko'nun meşhur bir tüm tüm konuşmaların kitaplarının altında yatan bir fikir vardır. Söylem. İktidarın söylem üretmesi. Ciddi bir eleştirmendir. Böyle kör kütük eleştirmen değildir. Bir, bir açıdan belki en meşhur modernizm eleştirmenlerinden biridir yani. Böyle hunharca eleştirir. Ama çok da aklı başında eleştiriler yapar. Yani çok etkileyici eleştiriler yapar. İktidarın bir söylem oluşturduğunu ve e, bu söylemin hakikati belirlediğini ve bunun aslında bir tırnak içinde hakikat olduğunu. Gerçekten böyle hakikat gibi bir hakikat olmadığını söyle. Burada ik iktidardan kasıt da hani AK Parti, CHP şu bu filan değil yani. Onları da içine alan, hani Hegel'in Geist'ı gibi bir şey ama içinde işte şirketlerin de olduğu. E, tabii ki sol e, Marksisttir e, kısmen. Yani kısmen çünkü hani e, tartışmalı bir konu o. <laughs> Kapitalizm aslında adamın iktidardan anladığı şey ve o kapitalizmi e, oluşturan meselelerdir iktidar. Yoksa parti meselesi, demokrat parti, cumhuriyet parti değil ama o, o mekanizma onları da için alır. Böylece ben, benden çok defa duyduğunuz benim de artık anlatmaktan sıkıldığım o Trasimakos'un adalet. İşte güçlü olanın yanında olma, olmadır. Yani cari olan düşüncenin içinde olmadır diye açmıştım ben onu. E biraz böyle Foucault'lar bu kadarla zaten söylüyorduk onu. Hani onlardan esinlenerek, Baudrillard'lardan falan esinlenerek söylüyorduk. Hani belki bir gün Baudrillard konuşuruz o tüketim toplumunu falan böyle konuşuruz bilmiyorum. Herhalde ahlak okumalarında bir alan açabilirim ona. Cari düşüncenin insanların zihninde her defasında aklandığını ve bunun bir yanlış olduğunu düşünüyor Foucault. İktidar ve söylem zaten bir kitabının adıdır yani belki de temel kitabının adıdır. İktidarlar söylem üretir yani bu şu söylem üretir derken mesela özgürlük bir söylemdir, eşitlik bir söylemdir, her ne var işte laiklik bir söylemdir. Yani belli bir tip iktidar tarafından ya da belli tipteki bir tipolojiden üretilen şeylerdir. Salt yanlış ya da salt doğru denemezler aslında. De, de, diyemeyiz yani. Hani bu sanki tüm zamanları kapsayan bir işte hep layık olmak zorundaymışız gibi filan hani bir imada, siyasal bir imada bulunmuyorum. Foucault bunun analizini iyi yapın demeye getirir. Yani bazen hakikaten öyle olmalıdır, bazen değildir demeye getirir. Şimdi kitaptan böyle kopuk kopuk Rukiye şimdi onu paylaşır mısın ekrana? Bizim biraz vaktimiz de var doğru mu? Bir sanki e, yarım saatimiz olmalı Rukiye. Çünkü kantı çok sıkıştırdım ben. Bana bir saat söyler misin Rukiye? Ya ya da herhangi biri yani ne kadar oldu biz konuşalı? Değil mi? Yani tabi 21.04'te başladık yanlış hatırlamıyorsun evet, evet, Bir yarım saatimiz var hocam. Tamam, yarım saatimiz var. Şimdi ben burada sadece kitabın yani bu elimdeki kitap çok da iyi bir şey çeviri, e, inge İmge kitabında. Zaten Mehmet Ali Kılıçbay yani Foucault deyince Türkiye'de o akla geliyor aşağı yukarı kitapların yarısını o çevirdi. E, çok da iyi çeviriyor. Ben kitabın belli bölümlerinden aldım. Çünkü kitap hapishane, ceza hukuku şunlarla bunlarla başlıyor. Ben ortalarından bir yerlerden aldım. Ama şunu okuyacağım. Kitabın en arkasını. Kitabın bir tanıtımını yazmışlar. Bunu okumak istiyorum gerçekten. Bu bize zemini verir diye yani. İktidarın gücünü gösterişten aldığı eski siyasal sistemden Mümkün olduğunca ve giderek artan bir şekilde görünmez hale geldiği modern siyaset sistemine geçiş, bir yandan iktidarı kişileştiren hükümdarın yerine atsız kişiler tarafından kullanılan bir yönetim aygıtının yerleşmesiyle, diğer yandan da kamuya açık cezalandırma cezalandırmadan gizli cezalandırmaya geçişle belirlenmektedir. Yani şunu diyor, eskiden hükümdarlar vardı, somut şeyler vardı e, ama şimdi işte görünmeyen bir devlet var. Görünmeyen iktidar diye algılayacaksınız. Kendini öne çıkaran iktidar bireyin oluşmasını engellemiştir. Yani krallar zamanında. Çünkü her yerde o vardır. Oysa karanlıklara çekilen modern iktidar herkesi bireyle bireyselleştirmek istemektedir. Çünkü bireyselleştirmek gözetim altında tutmak ve cezalandırmak yani egemen olmak demektir. Ya çok tersten vuruyor bakın. Yani birey bireyselleşme bakın bugüne kadar ne zaman konuştuysak bunu överek konuştuk. Rusya'da aman efendim tekil, tikel, bireyiz biz. Hani belli bir devlet modeliyle birey ortaya çıktı. Vatandaşlık olduğunda birey ortaya çıktı. Diyelim ki 1700 yılında Osmanlı'da birey yoktu. Teba vardı filan. Biz bunları siyaset felsefesinde, ahlak felsefesinde böyle baya baya konuştuk. Şimdi Foucault bireyi tamamen menfi alıyor. En azından bu kitapta tamamıyla menfi alıyor. Ve diyor ki çünkü bireyselleştirmek ve tabii bizim açımızdan bireyselleşmek, gözetim altında tutmak, yani gözetim altında tutulmak ve cezalandırmak yani egemen olmak demektir. Devlet açısından, iktidar açısından. Bireyselleşmeyi aldı. Ha bizi aslında kuklara, kukla, kuklalar haline getirdi. Yani kukla haline gelmiş bireydir aslında birey. Yani negatif yüklemi, pozitif yükleminden şüphesiz pozitif yüklemleri var. Pozitif yükleminden daha fazla olan bir şeydir birey. O kadar da öylecek bir şey değildir yani Foucault'a göre. Böylece modern iktidar, çocuğu okulla bizim de eğitim içerisinde konuşmamıza sebep olan yer aslında. Çocuğu okulla, hastayı hastaneyle, deliği tımarhaneyle hepsinin ayrı bir kitabı var bu arada Foucault'un. Askeri orduyla suçluyu hapishaneyle kuşatarak bireyselleştirmiş. Bizim alanımıza çekelim tekrar. Böylece modern iktidar çocuğu okulla bireyselleştirmektedir. Kayıt altına almış, sayısal hale getirmiş. Böylece ona egemen olmuştur. Adorno diyecek ki bak işte buna tarihin öznesi değil, tarihin nesnesi diyoruz artık diyecek. Yani insan bireyselleştikten sonra bu anlamda artık tarihin bir öznesi değil. Yani ona fail değil, ona meful. Tarihin nesnesi oldu. Kukla, oyuncak oldu. Böylece diyor iktidar o bireye, onu bireyselleştirerek, okulla, hastaneyle, bilmem neyle, hapishaneyle onu kuşatarak... ...onu bireyselleştirdi, gözetim altında tuttu. Her kişi bir yerde kayıtlı hale gel gelince... Herkes denetim altında olacak, gözetim altında tutulacaktır. Modern iktidar büyük bir gözaltıdır. Ha, çok iyi yani. Hani tartışma için çok iyi bir defa. Adam haklı haksız ayrı mesele. Ama çok iyi bir alan yani. Şimdi demiş ki ben de böyle bir seçkiler yaptım. Vaktimiz de var. Şunu ha doğru bir şey bende değil. Buradan başlıyor değil mi Rukiye? Modern dönem makine insanı iki yönlüdür Baş, başlıyor. Bunlar benim böyle kopuk kopuk şey yaptığım. Yani kitap kaç sayfa? 400 445 sayfa kitap. <laughs> böyle 200'lü sayfalardan yakalamışım bunları. <laughs> Modern e, dönem Descartes'ı kastediyor burada. Descartes'ın adını da veriyor zaten. Modern dönem Makine insan, insanı iki yöndür. Niye makine insanını konuşuyor? Bu e, ifadesini kullanıyor. Descartes'in ifadesi bu. Otomat diyordu Descartes. Hani e, biyolojik paradigmadan matematik paradigmaya geçişimiz. Ne demek? İşte birinci niteliklerin matematiksel olması. Hacim ve kütle gibi olması. Her şeyde yani töz sanki onlar oldu artık. Hani töz eskiden bir fıtrattı bir bilmem neydi şuydu buydu. Töz artık yer tutan res cogitans, res extansa diyor ya yer tutan bir töz oldu. O yüzden de Descartes hemen sonrasında bakın insan dış dünyaya tutulan bir otomattır diyor aslında. Yani bunu açıkça böyle kullanıyor. Şimdi Descartes de diyor ki evet bak e, şey Foucault da diyor ki evet yani modern insan hakikaten Descartes'ın ilan ettiği insandır. Zaten o yüzden de modernitenin başında Descartes duruyor. Diyor ki modern insanı e, modernite modern devlet modern devlet artık kralların olmadığı, parlamentonun olduğu, kurumların olduğu, bankaların olduğu, yani diyelim Merkez Bankası'nı koyun, işte EPDK'yı koyun, BDDK'yı koyun, yani neyse artık tabii anayasayı başta koyun, işte yargıtayı sayışta, hepsi devlet kurumlarını düşünün. Bu modern devlet, diyor ki modern devlet, bu modern insanı iki yönden sicil altına aldı. Bir anatomik mekanik sicil. Yani insanı bir otomat olarak gören, yani işte Hücreleri şöyledir, üretimi e, üreme sistemi böyledir, boşaltım sistemi böyledir, dolaşım sistemi, dolanım sistemi, bilmem ne, değil mi? Bir sistemi, iskelet sistemi, bunlar üzerinden anlatan bir anatomik ve mekanik sicil konu ifadesi. Diğer de teknik siyasal sicil. Zaten burada söylemiş, teknik siyasal sicilde işte asker olması, bilmem hani memur olması, şube olması. Demiş ki birincisine anatomik mekanik sicilde işleyiş ve açıklama söz konusudur. Yani meka mekanizma nasıl işliyor? Göz nasıl görüyor? El nasıl açılıp kapanıyor? Ve bunu birazdan tabii topluma da böyle teşmil edecek onu. İnsanlar nerede nasıl davranıyor gibi. Hani orada artık psikanalitik ya da ne bileyim sosyolojik e, şeyleri düşünün. O deneyleri, denekleri bilmem neleri falan düşünün yani. Hep böyle bir açıklama e, güdüsü. Ve diyor ki anlaşılabilir bir beden oluşturmuş. Bu bir numara anatomik ve mekanik zincir. Yani anlaşılabilir beden ne demek? Sürekli onu aradıkça, onu gözledikçe ondan daha detay, daha detay, daha detay anlaşılabilir. Bize kendi şifrelerini verebilir. Öbür taraftan teknik ve siyasal sicil, itaat ve kullanım söz konusudur. Yararlı beden oluşturur. Aklında da üretim gücü ve emek var. Yani diyor ki modern devlet, modern iktidar, diyoruz modern egemen insanı bir mekanik bir otomat olarak alıp onu anlamak istiyor neden anlamak istiyor hep ayrıntıya girmek istiyor neden yapmak istiyor bunu ona onu kendisine itaat ettirip iki numaraya geçiyoruz İtaat ettirip onu kullanabilmek için ve bir yararlı beden haline getirebilmek için demekte şimdi diyor ki bu açıdan ben de buradan ilkini okuyayım. Yani orada mekan başlığı altında. Diyor ki modern bir devletler, modern iktidar bir tablo oluşturur diyor. Tablolar çağıdır bu çağ diyor. İyi bir ifade. Foucault'da meşhur bir ifade. Özetle söyleyeceği şu. Belli bir mekan tasavvuru verir. Bakın Kant da az önce coğrafya falan bir şeyler söylüyordu. Modern devlet diyor. Belli bir mekan yer analizi yapar. Herkesi her yere, her yere... Ne, ne, nasıl? Her yeri herkese tahsis etmeye başlar. Yani o mekanda hiçbir alan boş kalmaz. Herkesin bir yeri vardır. Her yerde bir kişi tarafından meşgul edilir. Boş yerde kalmaz. Yani ne boşta bir birey kalır ne boşta bir yer kalır. Böylece devlet bunları gözetir. Gözle gözetir yanlış oldu. Gözlemler. Gözler demek istiyor. O yüzden de bir mekan tasavvuru sağlar bir zaman tasavvuru sağlar diyor Şimdi demiş ki bakın ben burada yazmışım modern dönem e, ayrıntıların incelendiği dönemdir. Tanrı'nın gözünde hiçbir azamet Foucault'un ifadeleri bunlar. Tanrı'nın gözünde hiçbir azamet bir ayrıntıdan büyük değildir. Bakın Neyse işte sayfayı şey yapmamışım da Zan <laughs> mı okuyayım diye düşündüm de Şöyle başlayayım. Okul mekanının öğreten bir makine olarak, Kant da zorlayıcı bir mekan diyordu bakın. Şimdi tersten eleştiriyor. Okul mekanının öğreten bir makine olarak ama aynı zamanda gözeten, hiyerarşik hale getiren, ödüllendiren bir makine olarak da işlev görmesi sağlanmıştır. Bir, bir isim veriyor. Mekansal da, da, o, o kişi diyor, mekansal dağılımı sayesinde aynı anda bütün bir ayrımlar dizisini sağlayabilecek bir sınıf düşlemekteydi. Öğrencilerin ilerleme derecelerine göre, her birinin de değerine göre, karakterlerinin iyi veya kötü olmasına, özen gösterme derecelerine göre, temizliklerine göre ve ebeveynlerinin servetine göre. Öyleyse sınıf, öğretmenin özenli tasnif edici bakışları altında birçok girişi olan tek bir büyük tablo oluşturacaktır. Bütün sınıflarda bütün derslerin öğrencilerine ayrılmış yerler olacaktır. Böylece, Aynı derse mensup olanların hepsi aynı ve sabit bir ye yere yerleştirilmiş olacaklardır. En yüksek derslerin öğrencileri duvara en yakın sıralara yerleştirilecektir ve bu böyle de olmuş bu arada. Hep bunların kaynakçalarını veriyor. Ve sonra da diğerleri ders sırasına göre sınıfın ortasına doğru gitmek üzere yerleştirilecektir. Öğrencilerden her birinin belirlenmiş bir yeri olacak ve bu öğrencilerden hiçbiri okullar müfettişinin emri ve rızası olmadan burayı ne bırakacak ne değiştirecektir disiplinler zaten başlıkta disiplin başlığı. Yani iktidar insanları bireyselleştirerek yani onları ayrıştırarak onları disiplin altına alır ve itaat ettirir. Ve bunu böyle yapar. Okulla başlar diyor. Hastanede de bu aynısı vardır. Orduda da aynısı vardır. Hapishanelerde bile aynısı vardır diyor. Disiplinler, hücreler, yerleri ve sıraları örgütlerken, bakın hücre, yerler ve sıralar, karmaşık mekanlar imal etmektedirler. Bunlar hem mimari hem işlevsel hem de hiyerarşiktirler. Demek ki ilk büyük disiplin işlemlerinden biri karmaşık, yararsız veya tehlikeli kalabalıkları düzenli çokluklar haline dönüştüren canlı tabloların oluşturulmasıdır. Modern dönemin ilk büyük disiplini ilk neyi becerdi? karmaşık, yararsız veya tehlikeli kalabalıkları düzenli çokluklar haline dönüştüren canlı tabloların oluşturulmasıdır. Tablolar, tablolar oluşturmak 18. Yüzyıl, yüzyıl bilimsel, siyasal ve ekonomik teknolojisinin en büyük sorunlarından biri olmuştur. Bitki ve hayvan bahçeleri düzenlemek ve aynı zamanda canlı varlıkların rasyonel sınıflandırmalarını. diyor ki bakın modernite bir anlamda her şeyi tasnif etme, her şeyi birbirinden ayırma. Buna gidin evrim deyin biyolojik tasnif değil. Eklem bacaklılar, kafadan bacaklılar, yumuşakçalar, kabuklular değil. İsterseniz insanlar değil. Şöyle yapanlar, böyle yapanlar filan değil. Sınıfta işte başarısı şöyle olanlar, başarısı daha az olanlar ve tembeller ya da işte angaryalar. Bunları kullanıyor. Uzun uzun örneklerini veriyor. Ayrıntılar. Zaten işte anatomik, mekanik sicil derken bunları da kayıt altına tutar diyor. Hepsini. Böylece o işte şeytan ayrıntıda gizlidir gibi. Bakın kullandığı ifade Tanrı'nın gözünde hiçbir azamet bir ayrıntıdan daha büyük değildir. Tikeli şey yapmak. Geçen hafta da Russo'da söylemiştim. Hani Bayte'de sormuşlar ne oldu da böyle bir filan. Biz evrensele bakarken şimdi tekile bakıyoruz, tikele bakıyoruz, istisnaya bakıyoruz diye. Şimdi buradan diyor ki modern insan önemsiz şeylerden doğmuştur. Çok iyi ifadeler yani. Onu... Neyse bir sürü yeri çizmiş. Disiplinin mekanı her zaman hücreseldir. Modern dönem tablolar oluşturarak var olmuştur. Biraz yukarı kaldırır mısın ki? Ya bu ve benzeri metinlerde aslında. Şimdi devamında eylemin zamansallaşması falan diye bir alt başlık açıyor. Demiş ki bu defa modern dönem zamanın bedene nüfuz ettiği dönem. Rukiye bir tık daha aşağı indirsene. Hayır hayır. Yani yukarı çıkar diyeyim öyleyse. Heh, tamam şu az önce yoktu. Modern dönem zamanın mekana nüfuz ettiği dönemdir. Şimdi demiş ki eylem unsurlarına bölünmüştür. Bedenin kol ve bacakların eklemlerin konumları tanımlanmıştır. Her harekete bir yön, bir genişlik, bir süre tahsis edilmiştir. Bunların birbirlerini izleme düzeni hükme bağlanmıştır. Zaman bedene nüfuz etmekte ve onunla birlikte iktidarın tüm kılı kırk yalan, yaran denetimleri de nüfuz etmektedir. Buna bağlı olarak beden ile jestin korelasyonu korelasyon birbirinin içine sokulmuştur. Ya burada öyle bildiğiniz şeylerden bakın. Yani Fransa'daki gerçek Kanun metinlerinden öyle örnekler veriyor ki mesela bir yazı nasıl yazılır? Okulda diyor buna başladı. Bakın mesela on örneğini vereyim. Bedeni dik biraz sola doğru doğru dönük. Bakın bu kayıt altına alınmış. Böyle öğreteceksiniz demiş. Fransa hükümeti öğretmenlere ilkokulda diyor ki bedeni dik biraz sola doğru dönük ve yatık olabildiğince öne eğik tutmak gerekir. Öylesine ki dirsek dirsek masaya dayanınca çene görüşü, çene görüşü engellemeyecek bir şekilde yumruğa dayansın. Sol bacak masanın altında sağ bacaktan biraz önde olsun. Çünkü bu konumda yalnızca daha hızlı yazmakla kalınmaz. Aynı zamanda karnı masaya dayama alışkanlığı kadar za sağlığa zararlı bir şey de olamaz. Sağ kolun dirsekten falan filan bakın daha da gidiyor ha. Daha da gidiyor. Dirsek şöyle dursun, açısı böyle dursun, el böyle dursun, parmak böyle dursun filan demiyor. Diyor ki bunların yönetmelikleri oldu. Yani itaat ve disiplin bir birey yaratmak, kontrol altına alınabilecek bir birey yaratmak için böyle detay, detay, detayın detayına gitmeye başladı. Ben de burada şunu demişim, yani tabii ki buradan hareketle, zamanı ayrı ve yakalanmış şubelere bölmek. Yani mesela ders saati belli. Bakın eski medreseler böyle değil. Eski medreselerde imam geliyor, hoca geliyor. Yani müderris diyelim tabii. Müderris geliyor. Öğrenci, biz bunu Gazali, Thomas Aquinas, şu Agustin'de falan böyle kabaca konuşmaya çalıştık. Diyor öğrenciye el veriyor. Ya yani en sonunda hani tamam bu oldu diyor. Yani bir tane sınav yapıyor mesela. Tamam bu oldu diyor. Bazen dersi 2 saatte yapabilir. Bazen 3 saatte yapabilir. Bazen 15-20 dakika da yapabilir. Bakın onun da avantajları var. Zaten Foucault da hani o iyiydi bu kötü ya da bu iyi o kötü demiyor. Diyor ki orada elden kaçan burada yakalanmaya çalışıyor mutlaka birini edinirken diğerinden vazgeçmeye başlıyorsun. Hani bunu bunu fark ettirmeye çalışıyor Fuku. Diyor ki zamanı ayrı ve ay ayarlanmış şubelere böl. Bu şubeleri analitik bir şemaya göre örgütle. Bu zamansal parçaları belli bir amaca yönelt. Ya bunu bir öğrenci bağlamında. Foucault burada hepsinden örnek veriyor. Daha ziyade ceza ve hapishaneye gidecek şekilde örnek veriyor. Ordudan örnek veriyor. Askerlerin nasıl davranması gerektiğinden. Hani askerlikte dedik işte bu tabur, bölük bilmem ne. Bunları örneklerini daha çok veriyor mesela. Bakın ben buradan okuldan şeyler çıkartacağım. Nihayet kişilerin farklı düzeylerine göre dizler oluştur. Kişilerin farklı düzeylerine göre dizler nasıl oluşturursunuz? Kişilerin farklılıklarını bilmek zorunda kalırsınız. Kişilerin farklılıklarını nasıl bilirsiniz? Yani Habibin Ahmet'ten, onun diğerinden, Ayşe'nin Cemal'den farkını nasıl anlarsınız? İşte her bir milimetresini, her bir saniyesini mümkün olacak şekilde kayıt altına almanız gerekir. Sicilini tutmanız gerekir demek de. Disiplinel zaman, geleneksel eğitimin kabul töreni, töreni tipinden, zamanın yalnızca öğretmen tarafından denetlenen tek bir sınavla yaptırıma bağlanan bütüncül zaman yerine kendi çoklu ve ilerleyen dizilerini ikame etmiştir. Ayrıntı düzeyinde çok titiz olan eğitimin maddesini en basit unsuruna kadar bölmekte, gelişmenin her aşamasını sıkı basamaklar halinde hiyerarşikleştirmektedir. Ve aynı zamanda tarih itibariyle çok erkenci olan teknik modeli ortaya çıktığı ideologların genetik çözümlemelerine geniş ölçüde el atmaktadır. Koskoca bir analitik pedagoji oluşturmaktadır. Analitik pedagoji. Bu güzel bir ifade. Oraya yazmaya çalıştım ben de. Bir analitik pedagoji oluşturmaktadır. Demia, diye birinden söz ediyor. Kitap boyunca da bundan örnek veriyor. 18. yüzyılın iyice başın iyice başında okuma öğretiminin 7 düzeye bölünmesini istemekteydi. Bakın işte diyoruz ya her şeyi kontrol edebilmek için her şeyi birimlendir, hücrelere ayır. Hem mekansal hücrelere hem zamansal hücrelere ayır. Birincisi harfleri tanımayı öğrenenler için İkincisi hecelemeyi öğrenenler için. Üçüncüsü kelime oluşturmak üzere heceleri birleştirmeyi öğrenenler için. Dördüncüsü latinceyi cümleler halinde veya noktadan noktaya okuyanlar için. Beşincisi Fransızca okumaya başlayanlar için. Altıncısı okuma konusunda en yetenekliler için. Yedincisi el yazmalarını okuyanlar için. Bir okumayı bile ayırıyor birbirinden bu kadar. Ve sözünü ettiğimiz yüzyıl. Burada 18. yüzyıl. İşte Rusyaların, Kantların yüzyılı. Ya onlar işte disiplinli olmalı falan diyordu. Bakın onlar bambaşka bir açıdan bunu söylüyorlardı. Eğitim önce iradenin terbiyesidir diyordu. Foucault hapishanelerin, hapishanenin doğuşunda terbiyenin üzerine diye bir başlık açıyor. Of zehir zemberek şeyler konuşmaya başlıyor gibi. Zaten okuduğum bölümler itaatkar e, okuduğum bölüm itaatkar bedenler başlığı altında. ilkokul çocukları terbiye edilmektedirler. Az söz, açıklama yok, limitte ancak işaretlerle kesintiye uğrayabilen, yani çan, el çırpma, hareketler, öğretmenin basit bir bakışı veya Hristiyan okullarındaki biraderlerin kullandıkları şu küçük tahta araç buna işaret adı verilmekteydi. Ve bu alet mekanik kısalığı içinde hem emir tekniğini hem de itaat ahlakını taşımak zorundaydı. Tam bir sessizlik. İşaretin ilk ve başlıca kullanımı öğrencilerin bakışlarını tek bir hareketle öğretmene yöneltmek ve onları öğretmenin yapmak istediği şey konusunda dikkatli kılmaktı. Böylece öğretmen çocukların dikkatini çekmek ve alıştırmaları kesmek istediği her seferinde işarete bir kere vuracaktır. İyi bir öğrenci işaretin sesini duyduğu her seferinde öğretmenin sesini ve daha doğrusu onun adıyla çağıran Tanrı'nın sesini duyduğunu düşünecektir. Tabii bilerek böyle itiyor yani. Onun sesiyle Tanrı Öğrenci böyle görüyor. Vallahi bu bizim çocukluğumuzda böyleydi yani. Ben bir de yurtta kaldım. Hakikaten böyleydi. Bu durumda genç İsmail'in duygularına sahip olacak şeyi kastediyor yani İbrahim'in oğlu. Onun için ruhunun derinlerinde Tanrı'nın e, Tanrım işte buradayım." diyecektir. Öğrenci işaretlerin şifresini öğrenmek ve bunların her birine otomatik olarak cevap vermek zorundadır. deyip "Uzun uzun böyle işaretlerden söz ediyor. Bakın" Özet olarak disiplinin disiplinin denetlendiği bedenlerden itibaren dört cins bireysellik veya daha doğrusu dört nitelikte donatılmış bir bireysellik yarattığı söylenebilir. Disiplin bu dördünü yaratır. Disiplin hücreseldir. Yani mekansal dağıtımlar sayesinde bölersiniz sınıflara, bilmem nelere filan. Gözüm şey yapıyor da. Organiktir. Yani faaliyetlerin şifrelenmesi yapılır. Oluşumsaldır. Zamanın birikimli hale gelmesi. Zamanı da bölümlemeye başlarsınız. Ve, ve birleştiricidir. Güçlerin birleştirilmesi sayesinde. Ve disiplin bunu yapabilmek için devreye dört büyük teknik sokar. Tablolar inşa eder. Manevraları hükme bağlar. icraatlar dayatır. Ve son olarak da taktikler düzenler. Belli yerlere konulmuş olan bedenler, şifrelenmiş faaliyetler ve biçimlendirilmiş yanlışlıklarla, e, yatkınlıklarla çeşitli güçlerin hasılaların, hasılalarının Bunların hesaplanmış biçimleri sayesinde artırıldığı aygıtlar inşa etme sanatı olarak taktik, hiç kuşkusuz disiplinel uygulamanın en yüksek biçimidir. Modernite, modern devlet disiplini fark etti diyor. Bakın şimdi gerçek şu. Çokça metinlerden görüyoruz. Tam Russolardan, Kantlardan sonra yani 1800'le birlikte gerçekten de Avrupa eğitiminde tabi burada temelde Britanya, e, Fransa ve İngiltere, e, Almanya'yı kastediyoruz. Konuşacağız inşallah. Korkunç da bir disiplin var. Buraya korkunç demek gerekir mi? Çok katı bir disiplin var. Yani bugün hala da bazı okullarda böyle biz bundan da yine özellikle konuşacağız. Modern disiplin hani bahsetmiştim süper stretchli e, okullar diye ifade ediler Yani o zamanlar saçlar belli şekilde taranır. Ayakkabılar mutlaka boyalı olmak zorundadır ki burada ilkokul, ortaokul çocuklarını kastediyorum. Diğerleri de öyle zaten. Hani eski dönem filmlerinden de bilirsiniz siz onu. Mesela bunun örneğini vermiştim bir iki. İşte Einstein diyelim. Hani Einstein değil mi? Hani, o zaman da bakın çok dikkat çekiciydi. Hani böyle bir efsane vardır. Yok matematik kötüymüş, fizik kötüymüş. Öyle bir hikaye yok zaten. Hani İsviçre'deki okula gidiyor lisede. Ya bakıyorlar adam birinci sınıf yani. Hani matematikte, fizikte mükemmel. Herhalde işte hatırlamıyorum. Okul tarihinin en yüksek notunu mu ne alıyor? Ama işte Fransızca bilmediği için okula alınmıyor. Ya diyor ki adam yani ulan ben yani fizik, matematik ortada. Yani bana ne Fransızca da? Hani beni ne ilgilendirir Fransızca? Bakın okul müdür yardımcısı diyor ki haklısın ama okulun kuralı bu. Esnetmiyorlar ya. Yani. Esnetmiyorlar. Şimdi benim diyesim şu. Bir taraftan baktığımızda bu disiplinden valla tarihin en iyi fizikçileri, matematikçileri çıktı. Tarihçileri çıktı, sosyologları çıktı. Yani 1800'ü alın böyle 2000'e kadar getirin. Hatta 2000 demeyelim ya. 1900 ne bileyim 70'e kadar getirin. Çünkü dedim ya az önce 90 diyorlar postmodernizme falan. Hadi diyelim 1990 olsun yani. Bakın 200'ü alın. Ya her ne varsa bu 200 yılda çatır çatır çıkıyor. Çok ciddi adamlar, çok ağır adamlar çıkıyor. Her bir alanın en büyükleri oradan çıkıyor yani. O dönemden çıkıyor. Yani fizikçi görüyorsunuz çatır çatır felsefe yapıyor sosyolog yani işte Foucault da onlardan biri. Ne bileyim Baudrillard da onlardan biri. Popper da onlardan biri. Şimdi mesela bir açıdan özgürleşme falan diyoruz ama aynı zamanda bir cıvıklık da var. Bana göre bu benim yorumum. Bence korkunç bir cıvıklık da var. Disiplinle istediğinizi alıyorsunuz. Şimdi Foucault diyor ki bak modern devlet o görünmeyen devlet olarak. O altta da yazıyor zaten okumuşsunuzdur görünmeyen devlet olarak kendisine yararlı bireyi diyor yarattı. Hakikaten de bu adamlar yararlı oldu. Ama bunun maliyeti ne? Hani güya özgürlüktü, özgürlük tırıvırı oldu diyor yani işin sonunda. Ve burada tüm o liberalizmin menfi sonuçlarının kaynağı olarak bunu görüyor. Bu modern devletin iktidar söyleminin aslında yani dediği şu. Kimsenin özgürlük, eşitlik, laiklik, şu bu kardeşlik umurunda değil. Bu bir söylemdir. Bu söylem yararlı olduğu sürece tutar. Bütün dünyada tutar. Bir gün bir biçimde yararlı olmazsa bu söylemden herhangi bir tanesi. O söylem düşmeye başlar. Bakın gün gelir Fukuyama'yı filan tarihin tozu sonu tezini böyle FUKO gibi okuruz. Yani halkayı koparmadan getiririz. Bakın bu eleştirileri, adornoları bilmemleri getiririz. Çok anlamlı bir fotoğraf çıkar ortaya. Yani özgürlük adına özgürlüğü karşıtlığı yapmak mesela. Bunun gibi şeylerden söz ediyorum. Foucault bir yarar sağlamaksa gerçekten yarar sağladılar diyor. Ama bu bir egemenin anladığı şeydi. Ve şimdi Foucault şunu diyor diğer kitaplarından da hareketle söylüyorum. Ya aslında senin sana bağlı olduğunu düşündüğün fikirler sadece ve sadece iktidarın fikirleridir. İktidar ve söylem de bunu anlatıyor zaten. Bunun zeminini anlatıyor. Bir, bir diğer kitabında yani. Bunlar iktidarın söylemleridir. Yaradığı sürece sende geçerlidir. Ve sen fakat sana ait olduğunu zannedersin. Hatta der Foucault. Fikirleri dayat e, şey. E, fikirleri insanlara aitmiş gibi ver. Gerisinden korkma diyor. Artık o senin kutlandır diyor. Çünkü fikri ona sen verdin ve o o fikrin kendisine ait olduğunu zannediyor. Bu işte söylem. Bir söylem oluşturma. Buna zaten e, siyasal anatomi diyor. İktidarın temelde olduğu, bireylerin kukla olduğu ve egemen haline geldi ama bireyin bunu fark etmediği ve bunu tercih ettiği. Çünkü kendisini özgür zannettiği ama bu bir korkunç bir sanıdır. Ama yarar konusunda da müthiş bir yarar, yani bir verimlilik sağladığı. Kendi adına da, yani gidip de o evi aldığın sürece, o arabayı aldığın sürece senin için konu kapanıyor. İktidar için de konu kapanıyor. Ama sen artık bir kuklasın. Bakın diyor ki, bir disiplin bile imal eder. Şimdi bu, bu Buradakinden okuyayım. Bunu şöyle anlayın. Disiplin bireyi imale, imal eder derken aynı zamanda bireyi disiplin imal eder demiş oluyor. Yani birey bir tekilleşme, bir kristalize, bir ayrışma hani vulgarize filan deniyor ya. Bir kendi başındalık ise birey kavramı bu aslında çok iyi örgütlenmiş bir egemen sistemin seni diğerleriyle istediği an iç içe koyup istediği an ayrıştırabilmesiyle mümkün. Buna birey deniyor. Yani iktidar söylemi bu bireyi yarattı demiş oluyor. O yüzden demiş işte okul pedagojik bir makinedir. Disiplinde normun iktidarı ortaya çıkar. Şimdi şahane de ifadeler bunlar da. Yani uzun uzun konuşmak lazım. Benim sürem doldu. Kapatacağım yani buradan devam etmeyeceğim FUKO'dan. Mesela disiplin işte disiplinde normun iktidarı ortaya çıkar. Bu Russo'nun bizim ta bilmem ne, ne kadar zaman önce Russo'yu konuştuğumuzda da söylediğimiz bir şeydir. Russo genel irade deyince Russo'ya dönüp şunu sorabiliyoruz biz. Baba bak tamam sen dedin ki bizim irademiz genel irade olduğunda biz kendi irademize boyun eğmiş oluruz. O yasaya tabi olmak iyidir. Özgürleştirici yasadır o. O yüzden bir tabiyetten özgürlük gelir. Ama biz kimiz burada? Yani benim genel iradem, senin genel iraden, onun genel iradesi. Mesela Türkiye insanı değil mi? Türk insanı. O da şimdi bir problem ya. Türk insanı mı diyeceğiz? Türkiye insanı mı diyeceğiz filan. İki tarafa da hak veriyorum açıkçası. Biz diyelim Fransız insanı olarak konuştuk. Daha kolay oluyor. Benim iradem Fransızın iradesi. Rousseau'nun iradesi, Voltaire'in iradesi, Diderot'un iradesi, Fransızın iradesi. Ya bizim irademiz gerçek mi ki? Yani insan olarak gerçek mi? Belki biz Fransızlar olarak saçma sapan şeyleri irade ediyoruz. Bize bunun ontolojisini de vermiyorsun. O zaman genel irade kaynağını benden alıyor da benim iradem kaynağını nereden alıyor? Bak Kant bu boşluğu gördüğü için zaten oraya insanda bir yasa vardır ve o tüm insanlık için geçerlidir diyor. Bakın Rusya'da olmayan evrenselliği de bu defa Kant'ta oluyor. Kant diyor ki çünkü evrensellik insanda vardır. Ve ancak bu şekilde hatta ben o zaman size dedim bakın sistematik anlamda evrenselden bahseden ve evrensel işte hatta Birleşmiş Milletler gibi şeyleri bile düşünmüş kat. Ya evrensel ilk burada ortaya çıkıyor filan diye. Hani bu bu e, zemin anlamında demek istiyorum. Bunu kuruyor çünkü kat. Ama şimdi Rusya'ya gittiğimizde yani nedir yani Fransız kanunlarını filan nasıl yapacağız? Bizim irademizde. Biz kimiz? Fransızlarız. Yani ya bizim norm dediğimiz şeyler kanun olacak günün sonunda. Ya Platon buna başta karşı çıkıyordu zaten ya. Hani Yunanlı'nın, Atinalı'nın normu niye hakikat olsun baba? Niye kanun olsun yani? Belki saçma bir norma sahibiz biz. O normatif değerleri norm, normalı düşünün. Normali düşünün yani. Bu bu bizim için normal ne demek? Norma uygun demek. Norm ne ki? Küçümsemek için bir defa da atmak için söylemiyorum ama bunun bir zemini yok sende. İşte Alman olan Kant onu çekme, çekip kurmaya çalışıyor. Şimdi Ufko diyor ki disiplinde normun iktidarı o. Mükemmel bir ifade ya. Gerçekten doğru bir ifade bu yani. Disiplin dediğimiz ya iç tüzükleri, tüzükleri, yönetmelikleri bilmem neleri düşünün. Kanunları, anayasaları düşünün. Türkiye ha biz büyük oranda bunu gittik. Batılılardan satın aldık. Batılılar yapıyorsa iyidir diye gerçi ama sonuçta bizim normumuzun iktidarı da bizim normumuz kaynağını nereden alıyor? Güçlü mü? Hakiki mi? Adil mi? Bireyin bilimi mümkün ve meşru mudur? Bakın bunu niye soruyor biliyor musunuz? Hani ben bunları biraz kendime hatırlatıcı şekilde sordum. Çünkü yazmıştım oraya. Bütün kitabı konuşamam çünkü. Bakın dördüncü numarada üstte yazıyor ki kişilerin farklı düzeylere göre kişilerin işte farklılık düzeylerine göre o da yanlış yazmışım. Farklılık düzeylerine göre dizler oluşturmanız gerekiyor. Herkesi böyle basma kalıp makineden geçirmeyeceksiniz. Ayrıştıracaksınız. ya bu biraz zeki, bu biraz şöyle, bu görsel zeka, bu duysal zeka, bu işte daha merhaba filan. Peki bunu yapabilmek için ne yapmamız lazım? Onları tekilde görmen, görmeniz lazım. İncelemeniz lazım. Şimdi Foucault getirip diyor ki bireyin bilimi mümkün ve meşru mudur? Ya bu tarihin en meşhur sorularından biri. Hatırlayanınız var mıdır? İnşallah vardır. Aristoteles'in şeyinde okuduk biz bunu. 2-3 yıl önce okuduk. Aristoteles bunu getirip soruyordu. Hakikaten bireyin bilimi mümkün müdür? Çünkü Aristoteles'te neydi? Geçen hafta da söylemiştim. Bilmek tümeli bilmekti. Bir şekilde hani evrenseli bilmekti. Bireyin bakın bu soru olduğu gibi e, Foucault emin değilim Aristoteles'in adını veriyor mu orada? Bireyin bilimi mümkün ve meşru Doğrudan Aristoteles'in ifadesi bu. Şimdi niçin mümkün mü ve meşru diyor. Bakın mümkün müdür şu. Ya hakikaten mümkün mü? Bakın biz ağaç hakkında fikir yürütürüz. Ağaçlar hakkında genel yargılarda bulunuruz. Şu ağaç hakkında genel yargılarda bulunduğunuzda bilim olmuyor şunu demek istiyorum bakın. Aristoteles'in büyük de bir yüküdür bu fizik metafizik ilişkisi içerisinde. Habib habip olmak açısı yani habip varlık olmak açısından diğer varlıklarla aynıdır. Diyelim insan olmak açısından diğer insanlarla aynıdır. Ama habip habip kavak olarak kendine münhasırdır. Yani kendine özgüdür. Aristoteles de diyor ki yani bu nerede ortaklaşıyorlar, nerede ayrışıyorlar arkadaş? Şimdi bireyin bilimi mümkün müdür derken 8 milyar insan, 8 milyar ayrı bilim demek yani Aristoteles için. E diyor ki bu mümkün değil ki. Genel yargı kuramıyorsun yani. Habib şöyledir. Habib işte çocuğunu sever. E tamam seviyormuş yani. insan çocuğunu sever başka bir şey. Habib çocuğunu sever başka bir şey. E tamam ya Habib şöyle bize ne abi Habib'ten? Yani böyle böyle bir şeyden kast e, konuşuyoruz. Şimdi Aristoteles imkan dahilinde midir diyor hakikaten. Ve imkan dahilinde değildir diyor. Çünkü onların onlar yani her bir birey Herkes her şey te, e, biriciktir ya. Leibniz'i falan getirin. Yani bir şeyden iki tane olmaz. Ayır edilemezlerin <laughs> im, şey imkansızlığı falan. <laughs> Çünkü bireyin bilimi mümkündür demek, arazların bilimi mümkündür demek. Çünkü bireyleri ayrıştıran arazlar. Aristoteles de diyor ki arazlar sonsuzdur. Sonsuz şey bilinemez. Ortaklaşılan, ortak olanlar bilinir. Özler bindir. Arazlar değil. Peki meşru mudur? Hadi şimdi mümkün değil zaten de. Ya peki meşru mu? Yani yapalım mı böyle bir şey? Aristoteles yine diyor ki ya gerek de yok. Habibi Ayşe'yi, Fatma'yı, Mehmet'i, Veli'yi konuşmaya, tek tek şey yapmaya gerek de yok. Hukuka ya da retoriğe konu olabilir diyor bak siyasete, retorik kitabında. Bunlara konu olabilir ama bunların ilmi olmaz diye düşünüyor. Şimdi Foucault'a geldiğinde bireyin bilimin mümkün ve mü, meşru mu? Bir üstündeki diyordu ki dört numarada bak diyordu kişiye özgü filan. E kişiye özgü olabilmek için her birini alıyorsun. Yani bir taraftan mümkün mü? Foucault diyor ki ayrıntılara sahip olduğunuz sürece artık mümkün. Yani modern devlet, modern toplum, modern iktidar ama aslında kafasındaki modern iktidar ayrıntılara sahip olarak bireyin biliminin mümkün olduğunu inanıyor diyor. Ve bunu gösteriyor bize diyor yani. Klasik devlet de mümkün değildi. Ama modern de mümkün. Ve peki meşru mu? Ha, bu Foucault'un problemi zaten. Meşru mu hakikaten? Çünkü bu aynı zamanda özel hayata girme demek. Şimdi burada Foucault... Ya çok uzatıyorum. Yani çok da uzatılacak şeyler aslında bunlar. Biraz ben haksızlık ettim belki ama... ...disiplinden söz etmişken illa söylemek istedim. Sonra unuturum, unuturum falan böyle... Burada Foucault mesela daha yani bir şeye gidiyor yine. Veba ve cüzzam iktidarı falan diye ben de şey yapmışım. İşte panoptikon. E, bu, bu arada önce tarihsel gerçeklerle başlıyor. Diyor cüzdan 15. 16. yüzyıllarda şöyleydi diyor. İşte İngiltere böyle karar aldı. İşte Pruz, Almanya yani. Şöyle karar aldı. Fransa daha ziyade Fransa'da kalıyor. Böyle böyle kararlar aldı. Ve özetle bize şunu gösteriyor ki cüzdan da e, şey yapıyorlar ne diyeyim karantinaya alıyorlar. Yani bir şehrin dışına bir yerde toplaştırıyorlar onları filan. Ve hepsini bir noktaya götürüyorlar. Sonra diyor vebada böyle olmadı diyor. Vebanın tarihçesini veriyor bilmem nesini veriyor filan ve yine gerçek olaylardan bir sürü kaynakçayla bu arada. ise diyor kanun çıktı ve okumayayım yani burada şimdi bir de bulamam. E, filan filan tarihli 1700 bilmem kaç tarihli şeyi diyor şu an paylaşıyorum burada diyor. Mesela orada yazmışlar kimse evinden çıkmayacak. Her sokağın başına bir memur, bir polis konulacak. <laughs> i̇şte şöyle şöyle durumlarda izin almak gerekecek. İzin, yolun şu tarafından yürünecek. Eğer izin verilirse yani. O da şöyle olacak, böyle olacak. Foucault dahiyane bir biçimde diyor ki bu modern toplum belirledi. Veba. Yani vebaya göre e, şemalanma bizim tavlolar oluşturmamıza fikir verdi diyor aslında. Modern devlet buradan hani Bakın aynısını şey için düşünün şimdi. Ee, korona için düşünün. Vebada önlem almak için başlıyorsunuz. O size bir hareket veriyor. Ben insanları az önce diyor ya tehlikeli olabilecek, serseri serkeş olabilecek kalabalıkları dizginliyorsunuz, açıyorsunuz, bölüyorsunuz, mekanlarını belirliyorsunuz. Hani ordudan çok örnek veriyor falan demiştim. Hani bu bununla bir dirsek mesafesinde, bu bununla bir bacak mesafesinde ayrı duracak, şöyle olacak, böyle olacak. Hem zamanı hem mekanı bölüyor, Kullanışlı hale getiriyorsunuz. Hücresel filan demiştim. Diyor ki vebada fark ettiler ki... ...ya bu çok işe yarıyor. Cüzdanın tam tersi. Cüzdanı da alıyordun bir yere toplaştırıyordun. Vebada ayrıştırıyorsun. İşte ayrıntılar bu zaman fark edildi diyor. Bu öğren, öğrenmeyen. Bir günde değil tabii canım. Ya işte... Vebada şöyle yapmıştık. Bak şöyle şöyle başarı sağlamıştık. E bunu yine yapalım denmeye başladı. Yeni okul öyle oldu diyor. Hikayede de hapishaneye getirecek hep lafı. Yeni hapishane şöyle olacak. İşte orada şimdi panoptik onu kullanacağız. Yani klasik devlet, klasik toplum cüzam toplumuydu. Yani bir burada sağlıklı olanlar var, bir şurada sağlıksız olanlar var. Mesela suç da böyleydi. Kitap onu hedeflediği için hani krala karşı gel gelinen ne yapılır? Ya öldürülür ya sürgün edilir, gönderilir. Toplum içinde durulmaz. Çünkü onlar işte krala isyan etmişlerdir falan filan. Ama vebada gördük ki biz bunları ayrıştırdığımız zaman, planladığımız zaman, ayrıntılarına kadar girmeye başladığımız zaman, mesela burada diyor çocuğun öğrenci, öğrencinin anne babasını bile biliyorlar diyor. Anne babasının diyor ne yiyip içtiğini akşam ne yiyip içtiklerini bile kaydını almaya başladılar diyor şey Fransız e, hükümeti o zamanlar uygulamada yani. Ha şimdi bu vebada demek ki biz toplumu ayırabilirsek cüzdamdakinin tam tersi ayırabilirsek ve gözetmenler koymaya başlarsak şahane verimliliği arttırıyoruz yani dert ne şahane olan ne ha biz bunları öldüreceğiz gibi bir psikopatlık değil tabii verimliliği arttırıyoruz yararlı beden diyordu ya başta o bedeninden maksimum yararı almaya başlıyoruz. Sonra onların ne bileyim işte ne zaman toplanacağını, ne zaman ayrılaşacağını filan. işte acaba bir tehlikeli bugün e, güncellersiniz güncellerseniz terör faaliyeti mi var, bilmem ne mi var. Bunların hepsini görebiliyoruz. İşte orada Jeremy Bandam'ın biz e, okuduk galiba değil mi? Faydacılık üzerinden Bandam'dan söz ettik. Bandam o zaman İngiltere şeyi yapmış 1700'lerde. Hapishane tasarlattırmış. Bandam da çizdiği hapishanenin Böyle keşke işte şeyi bulabilsek burada hemen acaba Rukiye bulup yansıtabilir misin? Wikipedia'da şey Google'da falan vardır. Yani e, Panopticon ya da Bandom'un hapishanesi diye gelirse gerek de yok gerçi de. Şöyle çizmiş yani silindirik bir bina çizmiş. Ortasına binanın ortasına bir kule yapmış Bandom. Bu gerçek ve hapishanelerin fotoğrafları falan da var burada yani kitapta. Şeyini de veriyor. E, Foucault gerçek hapishanenin adını tarihini falan da veriyor. Silindirik bir bina düşünün. Ortasına bir kule yapın. Kule de gözetmenler var ve tüm hücreler kuleye bakıyor. Tüm hücreler böyle baklava dilimi gibi kuleye bakıyor. Hücrelerin kapıları kuleye dönük. E, arkalarında bir pencere var. Pencere hem hava almasını sağlıyor çünkü artık modern devlette zindanlar yok, şunlar bunlar yok. Çünkü ıslah var. Hapishanenin hikayesi ıslah. O bizim konumuz değil şu anda. Hem hava alabiliyorlar hem de Bandum diyor ki o ışıktan gelen siluetten dolayı diyor içeride diyor mahkumun ne yaptığını göreceksin gölgesinde. Ve diyor şöyle bir şey olacak. Bir gözetmen oluyor. Mahkumların tamamı gözetildiğinin ve 24 saat gözetildiğinin farkındalar. Ama o an birinin gözetleyip gözetlemediğini de hiçbir zaman bilemiyorlar. Bu da bir tedirginlik, bir korku yaratıyor. Foucault bu panoptikon zaten panoptikon e, Bandam'ın şeyi yani optik ve pan. Pan bütün demek malum. E, şey yani panoptik ne oluyor? Her şeyi gözleyen, her şeyi gören anlamında diyor ki korkacaklar. Hep tedirgin olacaklar. Acaba biri şu an beni gözetliyor mu? Biri şu an orada mı? Foucault diyor ki modern toplum diyor Panoptik ondur. Bütünüyle. Devlet gözler. Vatandaş bir açıdan gözlendiğini bilir. Mesela beni alalım. Hani aynı zamanda vergiye tabi biriyim ben. Acaba maliye beni takip ediyor mu şu anda? Etse eder çünkü. Her, her şeyimi de çıkartır yani. Ama acaba yapıyor mu? Ya yaparsa? Hocam bir şey ekleyebilir miyim? İyi akşamlar. Buyurun. İşte bu felsefeden de dolayı şerefli Şanghay diye proje bir Çin'de. Evet gel deriz. Evet bravo. E, hocam bunu Çin'de şimdi uygulanıyor. E, şerefli Şanghay diye geçiyor. E, i̇nsanlara puanlama veriliyor. Ve yani tabii, tabii. Tabii bunun yani daha detaylısı, daha güncel hali Foucault zaten devam ediyor. Burada sürü sepet örnek veriyor. Şimdi ben vaktimi çok açtım. Hani evet dediğiniz doğru. Yani buradan sonra işte korona ve sonrasında konuşmak lazım. Şimdi mesela bunu sosyal medyada yap yapmaları bilmem ne ama ben hani daha böyle onun zemininde kalmaya çalışıyorum. İşte böyle bir şey. Bakın hepsi buraya bakıyor. Arkada ışıklar var. pencereler o pencerelerin sebebi sağlıkmış gibi aslında tabii ki öyle bir şey var. Ama aslında tüm siluetleri bana gösteriyor olması. Yani adam yatağın altındaysa da ben görebiliyorum. Ve benden bunu söylüyor da. Şimdi maddeleri geri getirir misin Rukiye? Artık bitirelim. Modern devletin bir panoptikon olduğunu söylüyor. Foucault. Demiş ki şimdi. Disiplinin iki imgesi. Abluka disiplin, cüzam. Ve mekanizma disiplin, panoptikon. Disiplin bir kurum ya da aygıtla özdeşleşemez. Bir iktidar fiziği veya anatomidir. Bu bir teknolojidir. Siyasal anatomi Foucault'u okuyanlar bilir. Yani Foucault çok yerde kullanır bunu. Çok kitaplarında şeyleri de kullanılır. Bakın burada nedir? Bir hükümdar gitti. Yani hep söylüyorum işte hani Osmanlı'da diyelim Divan-ı Hüma Hümayun vardır. İşte Bab-ı Hümayun vardır. E, o kapının şeyidir filan. Fatih'in kapısıdır. Yavuz'un kapısıdır. Yani devlette kim varsa odur. Bunu karşı Karşımit'te konuşacağız inşallah. Ahlak okumalarında. Çünkü bunu daha da ileri götürüp bence daha da iyi analiz yapan karşım idi. E, orada konuşacağız ama e, bir şahıstı yani. Müşahhas bir şeydi. Şimdi diyor ki disiplin artık. Yani disiplin eskiden ne? Hükümdarın kendisiydi. Ferman buyura falan. Değil mi? Ha şimdi diyor bir kurum ya da bir aygıt değil artık. Ya o bir iktidar fiziği. Görünmeyen bir fizik. Bir fiziği var. Ve bu fizik kim? Bu fizik biziz. Biz taşıyıcısıyız bunun. Bu iktidarın anatomisini biz tekillerde taşıyoruz. İşte birey bu zaten. Yani bizim böyle övdüğümüz birey aslında bu görünmeyen fiziki iktidarı ve herkesin her halini gözlemleyen iktidarın fizikleriyiz biz. Bizim şeyimiz yani Russo'nun genel iradesi Foucault'da ne oldu? Modern bire, e, fizik anatomisi oldu. Yani siyasetin, iktidarın anatomisi. Ve demiş ki işte antiket to antike toplumu gösteri toplumudur. Az sayıda nesnenin denetlenmesini çok sayıda insan için mümkün kılar. Bunu şey kastediyor. Burada verdiği örnekler işte o Roma'daki gladiatörler, bilmem neler, şenlikler filan. Devlet bir gösteriş toplumudur aynı zamanda. Hem bir gösteri toplumu bir gösteriş toplumudur. Zaten kitapta bir azap çektirmeyle filan bahsediyor. Hani hapishaneden söz ettiği için onun hikayesini anlattığı için hani devlet böyle gösterir. Bak hani kahrım da hoş, ne diyelim merhametim de hoş. İşte işkenceyle başlıyor. Korkunç bir işkence anlatıyor. Gerçek bir olayı anlatıyor bu arada. İşte atlar kadını alıyor, parçalıyor filan. Hatta bir at alışık olmadığı için götüremiyor. Onu kesiyorlar baltayla filan bir daha böyle kadını 8-10 defa öldürüyorlar filan. Hani diyor ki bu bir e, azabın gö şeyi gösterişi. Kral bununla diyor dikkat edin diyor. Şimdi aynı şekilde işte diyelim oyunlarda da böyle. Şenliklerde de böyle. İşte Osmanlı'daki Ramazan şenlikleri falan. Burada kralın bedenidir tecesümeden Gösterilen. O yüzden bir gösteri toplumudur. Az sayıda nesnenin denetlenmesini çok sayıda insan için mümkün kılar. Az sayıda nesnenin denetlen. Artık kimse onun yani hukuki ise işte hep isyancı. Onu gösterir, herkese yuhalattırır, taşlattırır filan. Diyor ki, panoptikon toplum ise, aslında modern toplum ise gözetim toplumudur. Bir gösteri toplumu değil. Çok sayıda insanın görünüşünü az sayıda insana sağlar. Az önceki şey gibi, fener gibi işte, okule gibi. Bir kişi ya da iki kişi bütün oradaki diyelim bin kişiyi gözetler. Demiş ki disiplin bedeni siyasal açıdan küçültürken yararlı güç olarak büyüten teknik bir süreçtir. İşte bunu söylüyor. Yani o birey dediğiniz şey çok öyle övünülecek bir şey değil. Çünkü siyasal açıdan küçültüyor onu. Kuklu haline getiriyor. Ama ondan verimlilik alıyor. Dünyadaki bir numaralı örneği Amerika'dır. Çok isterdim uzun uzun böyle girişelim o anizlere. Direkt Amerika üzerinden. Bir numaralı örneğidir yani. Güç olarak da şey diyor. Yaralı güç olarak onu büyütür. Yaralı güç olarak büyütür ama siyasal olarak düşürür. Bitirmek için kapatıyorum. Özgürlükleri keşfeden aydınlanma çağı disiplini de keşfetmiştir. Mükemmel bir ifadeyle de konuyu kapatıyor. Foucault. Evet bakın aydınlanma çağı. Aydınlanma nedir? Makaleleri habire böyle dolanıyordu. Kant zamanında, Russo zamanında, Hegel'ler, Fichte'ler şunlar bunlar. Herkes bir aydınlanmadı. O çağ aydınlanma çağıydı. Şimdi diyor ki aydınlanma çağı, özgürlükleri keşfeden aydınlanma çağı disiplini de keşfetti. Söylemi yine ters olarak. Aslında disiplini keşfederek özgürlüğü keşfediyor diyor. Kişiler bu bu şekilde hem bireyleşip özgürleşebiliyorlar hem bireyleşip kukla haline gelebiliyorlar. Paradoksa bunun ta kendisi. İşte daha sonra aydınlanma çağına karşı böyle eleştiriler gelmeye başlayacak hemen sonrasında. Ders bitti kapatalım uzattık çok <laughs>